Günaydın, günaydın Çağlay ile yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. İki kıymetli konuğumla birlikteyiz. Bugün tabii ki uyku sağlığımızı öncelikle konuşuyor olacağız. Doçent Doktor Necdet Altıntaş hocamız bizlerle beraber. Sanat ve televizyon dünyasının sevilen ismi, hepimizin çok sevdiği, enerjisini çok özlediği güzeller güzeli Çiğdem Tunç bizlerle beraber. Nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk Çağla Hanımcığım. Vallahi biz de çok mutlu olduk. Evet. Ekranlarda göremiyoruz uzun zamandır, doğru muyuz? Vallahi evet, doğru yani. Bir aslında ben de özlemişim geldiğim bir zaman. Bir heyecan görüyorum. Oldu mu böyle? Efendim? Uzun zaman sonra bir heyecan oldu mu? Yok, devamlı sizin gibi sağ olsun. Çok yani çevre olduğu için hep gidiyorum televizyon programlarına da konuk olarak ama... Kendi evime gelmiş gibi hissediyorum. Ne yani tatlı. Yayıncılığı çok yaşamış, ömür boyu yaşamış bir insan olarak. Şimdi ben seviyorum. Bıraksam siz buradan sunmaya devam edersin. Vallahi asla, o kadar. Ama öyle bir deneyim. Seninle özdeşleşmiş, senin bütün güzelliğini ortaya koyduğun bir programın ancak sadık bir seyircisi olurum. Çok teşekkür ederim. Tabii çok ki. Naziksiniz. Tabii hocam ki. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bugün aslında Çiğdem Hanım'ı konuk etmemizin sebeplerinden tabii ki hani kariyeriyle alakalı, yaptığı yardımlarla alakalı aslında çok güzel görüntülerimiz var. Farklı bir yönünü de mutlaka biliniyordur ama yansıtmak istediğimiz için aynı zamanda Çiğdem Tunç'un uykuyla arası yokmuş. Yok. Bununla ilgili tabii ki hocamızla yan yana getirmek bize çok güzel bir fikir gibi geldi. Uykuyla ne gibi bir sıkıntı yaşadığını kendisine sormadan önce biz sizlere sorduk. Dedik ki uyku problemi yaşıyor musunuz? Bakalım nasıl cevaplar aldık. Evet. Evet, dün akşam yaşadım. Bilgisayarla oynadım ama yine uyuyamadım. Sanırım bu akşam belki uyurum. Normalde yaşamıyorum ama günlük strese bağlı oluyor. Bazen kafamıza taktığımız bir şeyler olursa uykumuz gelmiyor. Yoksa yatar yatmaz uyurum. Gece nispeten yani bir saat diyelim ki 12, 1 gibi uyanıyorum. Bir daha yok Allah yok ezana kadar. Ezandan sonra artık yorgun düşüyorum, biraz uyuyorum. Artık yaş kemale erdi diyorum. Gelmişten geçmişten çocukluktan bu yana düşüne onu kur bunu kur anaydı babaydı abiydi ablaydı hep onları yaşıyorum. Hep öldüler. Dolayısıyla uyuyamıyorum. Tabii ki oluyor. Yani normal bir belli bir yaştayım yani 76 yaşındayım. Böyle geceleri yani idrara çıkıyorum. Sık sık uykum bozuluyor yani uzun böyle keyifli bir uyku uyuyamıyorum. Gerçekten problemini yaşıyorum. Her zaman değil ama var yani. Oluyor. Evet, yaşıyorum. Ya uyku birazcık dalmakta sıkıntı yaşıyorum genel olarak. Ama uyuyup uyanma muhabbeti de çok oluyor. Yani hiç şaşırtıcı cevaplar değil diye düşünüyorum. Öyle değil mi evet, hocam? Bu dönemde özellikle korona döneminden sonra tabii. Mı oldu? Bravo. Sizden başlayalım o zaman. Korona döneminden sonra hocam kronikleşti. Hepimiz bütün dünya silindirin altında kalmışçasına ezildik. Yani doğru. Yaşadıklarımız doğru. Sonradan dönüp değerlendirdiğimiz zaman büyük bir travma. Bütün tabiri yerindeyse güvendiğimiz dağların kar gördüğü hı hı. Bir süreç oldu. Doğru. Özellikle ben sahne sanatçısıyım. Tiyatro sanatıyla son yıllarımda yaşıyorum. Önce kilit vurulan tiyatrolar oldu. Özel tiyatrolar oldu. O kadar kadrona karşı, ekibine karşı sorumlulukların mesleğini sürdürememe kim bilir ne zamana kadar tiyatro dağılmasın endişe. Diye istihdam etmeyi sürdürdüğün insanların varlığı. Bunlar tabii çok büyük maddi ve manevi özlediğin işi yapamıyorsun sen yani biliyorsun. Ondan sonra bunlar büyük anksiyeteye sebep oldu diye hocam yerinize konuşmayayım haddim olmayarak düşünüyorum. Evet. Sizde o noktada başladı uykusuzluk mu yoksa daha önceden de çok da mükemmel değildi Çağla? Koronada tuzu biberi oldu mu? Çağlacığım ben... Dediğim gibi yani kaç 18 yaşından beri sahneye çıkan insanım. Evet. Herkesin evde ayaklarını uzatıp akşam yemeğinden sonra ailece çayını içip televizyon seyredip sonra da uykuya dalacağı saatlerde biz adrenalin yükleniyoruz. Tabii. Kim bilir saat kaçta o sahne sırası tiyatro gelecek, değilse saat 1'e doğru geliyor. Sahneden indikten sonra da o adrenalin doğal olarak birden bile böyle şalteri indirip inmiyor. Hiç. Onun kendi kendine bir sağlıklı çözülme süreci var. Evet. Acıkmış oluyorsun. Ben hiç öyle saat 7'den sonra yemek yemem
Değilim. Acıktım mı yerim. Acıktım mı yerim. Güzel, acımam, doğru, yerim. Ondan evet. Sonra hani onların da etkisi oluyor. Uyku biz yeri. Zaten mesleki olarak hani geceleri ayakta kalmaya kendini kodlamış, programlamış insanlarız. İnsan hemen ona uyumlanıyor ya, işi gereği. Meşhurdur Okan Bayülgen. Tabii. O da böyle hecin deves gibi benim gibi evet. işte. Fakat pandemiden sonra 80 gün bilfiil yalnızdım. Kediler of. Ve ben. Kimseyi alamıyorduk, tabii. kimseyle görüşemiyorduk. En yakınlarımıza kapıyı açamıyorduk. Çok zordu. Hani bütün sosyal... Ne hissettiniz, ne efendim? Yaşadınız, ne hissettiniz o dönemlerde? Ne yaptım? Yani... Hemen durumdan istifade ettim. Dedim ki ben dedim böyle üretimsiz duramam. Akşamları dedim eski televizyon programı yapar gibi sohbet yani. Ekran açtım Instagram'da kendime. Çok güzel. Her akşam ben çok... makyajımı yaptım. Belden yukarısı işte güzel bir gömlek. Altta işte bir terlik. Hoş bir buluk. altta eşofman ya da pijama ve terlik. Gibi. Kediler atlar zıplar. Ondan sonra öyle o iki saat işte bütün kendi sanat çevremle, bir dostlarımla. Bir meşgale değil mi? Meşgale tabii ya. Önemli. Üretimsiz dedim. En iyi ne yaparım ben dedim. Baktım herkes ekşi mayalı ekmek yapıyor. Sen dedim bunu yapamazsın şimdi dedim. Eline yüzüne bulaştırırsın. Bir de yaptığını yersin tek başına. Onu da yani yersin, çok zararı olur ki olmayacak. Oldu o sürecin, evet. hareketsizlik sürecinin. Ben de böyle yapayım dedim. Ama o sürecin arkasından benim için hani bayağı bir zor güç günler oldu. Kaç saat uyuyabiliyordunuz? Mesela uyuyamıyorum ben demekten neden bahsettim? Ben yatınca uyuyorum evet. hocam. Ama? Ben sabah 7-7.30. Ne? Yalan. Ay, şimdilerde öyle. Şimdilerde hocam, de öylesiniz. Evet. 7-7.30'da mı? Tabii yani sabah. Dün hani geliyorum diye mesela dedim erken yatayım. Kaç 4. erken? 4. 4 sonra yattım yatağa da inmedim aşağıya. Yukarıda dedim uyursam. Uyanamam diye. Uyanamam yani çok çok mahcup olurum ben. Sevgili Çağla'ya ve Onur'a herkese. Ondan sonra kedilerle birlikte... Aşağıda herkes kucağımda efendim. Kaç kedi var? Çok kedi var. Terörle kedi mücadele var. Şubesi çok, benim evim. Çok kedi var. Benim evim terörle mücadele şubesi. Size yalnız evet. hissettirmiyorlar. Teröristler ama, de kedilerim. Hiç gülme Çağla. Tahmin edebilirim. Ama ben mi verdim kedileri size? Bak, bir şey söyleyeceğim. Çünkü bir tahmin edebiliyorum şu an evet. görüntüyü. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Geçen gün oturuyorum. L kanepem var. Çok zaman geçiriyorum orada. Bütün arkadaşlarım, ekibim falan. Güzel zamanlar gibi. Altımdan ses geliyor. Kanepenin içinden. Nasıl bir şey dedim. Baktım bir habitat kurulmuş. O tayır 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 altında bir astarı orada vardır. Orada inşaat var değil mi kediler tarafından? Ya, sessizlikten kork böyle durumlarda. Sessizleştikleri zaman kork Onur. Tayır tayır açmışlar. İçeri girmişler. Bir de içeride ben yatacağım, sen yatacağım kavgası. Kavgası veriyorlar. Evde hiçbir oda yer seçiyorlar. Yok. Oda seçiyorlar. Yok. Benim bir tepem kaldı oturmadıkları. Ondan sonra orada habitat kurmuşlar hocam. Ya çok şeker. Oda deyince evet. Sevgili Ebru'ya da bir günaydın demek istiyorum. Birazcık ihmal ettim seni. Ebru'nun da terörle bozulmadığını mücadele. Bildiğim için de bir miktar rahatım. Evet. Evet. Bir giyinme dolabımız vardı sevgili Çiğdem Tunç. Evet. Biz bunu bir televizyon ünitesi haline getiriyor sevgili Ebru. Ve bizleri arayan izleyicilerimizden ihtiyacı olan birisine de biz Ebru'nun dönüştürdüğü bu takımları hediye ediyoruz. Şimdi evet. hangi aşamadayız? Şimdi Çağla aslında dolabı bugün bitirebiliriz. Allah Allah. Evet çünkü ikinci katını atıyoruz. Hı-hı. Sizden sonra şöyle çıkarttığımız kapakların menteşe vesaire yerlerini çelik macunla tamir ettim. Ondan sonra da bunların zımparasını yaptık. Şimdi ikinci katını atıyoruz. İkinci katını attıktan sonra raflarını kestik sağ olsun. Buradan da bize yardımcı oldular. Bu tarafta zaten rafları mevcuttu. Şimdi bu taraf için raflarını kestik. Şu kısma da TV'yi asabileceğimiz iki tane rafın arasında düz bir parça kestik. Hmm. Az sonra onlar da geliyor. Süper. Hatta bir de şıklık yaptık. LED'ler aldık. Ne? LED. Evet. LED. Çok güzel evet. Reklam arasında eğer yetiştirebilirsek evet. bütün raflara LED takacağız. Bu
Çok böyle modern kesimli bir ürün. O yüzden eskitme vesaire hiçbir şey uygulamayacağım. Çünkü arkasından bir yatağımız var biliyorsun. Hı. O yatakta da bütün çatlatmaları eskitmeleri yapacağız. Yapacaksınız. Bu böyle olsun istedim. Ebru'cum benim kanepeyi de yakında televizyon ünitesine çevirirsin. Çiğdem Hanım'la sohbet ettik. Çünkü aynı o kanepenin fazla farklı bir şey yaşanmış. Tabii tabii. O kanepeyi de bekliyoruz. Bende de 10 tane evde Çağla. Ama kedi bakımı mi 10 tane? Tabii bak 10 tane evde, 15 tane atölyede. Bir yaklaşık olarak 20 tane de bakım evim var. Orada da var. Ay ya. Bana bak bundan 100 yıl önce falan Amerika Birleşik Devletleri Salem'de olsaydık cadı diye yakarlardı. Doğru. Vallahi doğru. Billahi. Bak aynı tür. Onur'a da söyledim. Kendim gibi cadılar alt federasyon konseyi evet. Şimdi şöyle devam edelim mi? Uyku saatlerini bizle paylaştı sevgili Çiğdem Tunç. Bir ona gelmeden önce vücudumuz uykudayken yani uyuması gereken saatte işte hep hocalarımızın anlattığı işte dinlenmemiz gereken o REM uykusu hücrelerimizin yenildiği o kıymetli uyku saatinde eğer biz ayaktaysak ne oluyor? Ardından da onu konuşalım istiyorum. Görselimiz şimdi ekrana gelecek. Saat 24'ten itibaren ya da gece yarısına itibaren de başlayabilirsiniz hocam. Vücudumuzda neler oluyor? Bir görelim. Tabii. Bir kere daha önemini belki anlayabiliriz diye düşünüyorum. Görelim buyurun sonra ben Zeytinburnu'ndan intihar edeyim Deniz. Ama hayır. Bence böyle bir milat tabii. olabilir. Bir hocamızı yardımcı bulduk. Olabilir. Tabii evet. canım. Yani şöyle aslında tabii 20. yüzyılla beraber biliyorsunuz insanların yaşam stilleri değişmeye başladı. Aslında modernite amacı insanları pratiklik, hız kazandırmaktı. Ama aslında hızı aldı ve insanlar arasındaki sosyal mesafeyi uzaklaştırdı. Yani özellikle korona ile beraber gençlerde, çocuklarda ve toplumda işte metaverse'in de oluşmasıyla beraber tamamen sanal bir ortama doğru gittik. Beyniniz yaklaşık 150 bin, 200 bin yıldır olgunlaşmış bir beyin var. Ve bu beyin insanlar arasındaki sosyal iletişim üzerine kurulmuş bir beyin var. Ve biz bu beyni artık uzaklaştırıyoruz. Yani birbirimizle mesafeler uzaklaşmaya başladı. Dolayısıyla insanın aslında yabancı olduğu bir ortama doğru gittik. Yani bizim tanımadığımız bir ortamda yaşıyoruz. Evet, bizim Çiğdem Hanım'ın sözlemini de söyleyeyim. Habitatımız bu bizim habitatımız değil. Biz buna alışmış değiliz. Biz tarlalarda çalışmak, işte sabah kalkıp tarlada iş yapıp akşam o yorgunlukla ATP'lerinizi harcamış, biriktirmiş ve uykunuz gelmiş olaraktan uyuyacaktınız. Bu vücudun hep bahsettiğiniz o sirkadiyen ritmi dediğimiz şey aslında bu ritimle birlikte her saat vücudumuzda bir şeyler oluyor. Hocam ekrana geliyor şimdi. Dilerseniz onun üzerinden devam edelim. Buyurun. Şimdi bakın. burada sirkadiyen ritimde işte o 150 bin yıllık süreç içerisinde normalde akşam saat 10 gibi vücut ısısı düşmeye başlıyor. Vücut ısısı düştüğü zaman ve uykunuz gelmeye başlıyor. Bu sırada beyinde melatonin artmaya başlıyor. Melatonin arttığı zaman da uyku alıyor. Yalnız burada bir istisna bir durum var. Şimdi Çağla'nın söylediği sirkadiyen tabii teknik bir kelime oldu. Çağla artık doktorlarla konuşa öğrendi. Sirkadiyen yani günün etrafındaki dilim demek yani. Evet. Beynimizin içerisinde şurada bir saat var. O saatten bahsediyor. Dima saati dediğimiz halk dima arasında saati değil mi? Oluyor. Evet içimizdeki saat. Şimdi bu saati herkese de uyduramayız. Şöyle bir şey var. Yani ben daha önceki programlarda, daha önceki kanalda, YouTube'daki herhalde kanalınızda görebilirler. İnsanların aslında sirkadiyen ritimlerini ayırdık işte. Kurt uykusu uyuyanlar var, aslan uyuyanlar var, ayı uyuyanlar var. Şimdi bazıları tabii ki erken yatıyorlar, erken kalkıyorlar. Buna ayı uykusu uyuyanlar. Mesela aslanlar çok daha erken yatar, erken kalkarlar. Ama kurtlar var, kurt uykusu uyuyanlar. Kurt biliyorsunuz gece yatıyorlar ve gece kalkıyorlar. Bunlar kimler? Sanatçı kişilikler. Yani kişiliği sanatçı olan üretken insanlar herkesin etraftan çekilmesini ve üretken olmayı seçerler. Dolayısıyla aslında sizin probleminiz şu. Daha doğrusu probleminiz yok size problem yarattırıyor. Çünkü arslanlar dünyayı idare ediyorlar. Evet. Diyorlar ki erken yatıp erken kalkacaksınız. Evet. Oysa sizin çok doğru olacak. Sizin ritminiz, saatiniz geç yatıp geç kalkmak üzerine kurulmuş. Evet. Yani sizi bıraksalar aslında siz geç yatsanız, geç kalksanız sizin için dünya çok güzel hale gelecek. Evet. Çünkü siz üretkensiniz ama mesela peki bedeni yatıp için, erken kalkmak peki zorundayım. Peki bedeni için ne kadar doğru? Eğer o ritme uyumlandıysa mesleki açıdan da tercih açısından bir şekilde vücut ona uyumlanıyor ve kabul ediyor evet, mu? Evet kabulleniyor. Vücut ona kabulleniyor ama bu işte herkese uygun değil. İşte ben kendimi kurt gördüm, kurt yatayım öyle olmaz. Evet. Yani Çiğdem Hanım gibi mesela bunlar çok ince ruhlu sanatçı kişiliklerdir ve çok çabuk da içeri kapanıp çok çabuk küsebilirler yani. Bilmiyorum sizde var mı ya böyle dışarıdaki şeylere karşı hemen alınganlık gösterebilirler. İşte toplum beni anlamıyor.
sizin şahsınızla konuşmuyorum. Genel olarak da illa... Olabilir, olabilir. Tabii yalnız hissetmişizdir yalnız, evet. Kendimizi. Yani bunu sen de yaşarsın. Tabii ki. Tabii dolayısıyla ki. Sizin, tabii sen entertainment'da. Sizin ritminiz evet. Aslında normal bir ritim. Yani bu ritmi her zaman koruyabilseniz... Evet, koruyamam. Evet. Sabah da gün içinde işte koruyamadığınız zaman güne başlayıp iş yapmam işte lazım. Evet. Vücudun işte bahsettiği, Çağla'nın bahsetmiş olduğu vücuttaki o melatoninleri falan darmaduman ediyorsunuz. Evet, çünkü ediyorum. Melatonin evet. Normalde saat 11'de salınıyor. Ve sadece gece karanlıkta salınıyor ve derin uyku esnasında salınıyor. Ama şimdi mesela onun yattığı saatte de mesela Çiğdem Hanım işte ne bileyim perdeleri kapatıyordur. Melatoninin salgılanabileceği bir ortamla o hormonu kandırabilmesi mümkün olabilir. Olmaz mı? Çok güzel. Eğer perdeleri kapatır, blind yaparsa ve eğer saatiniz çocukluğunuzdan beri böyle gidiyorsa ki muhtemelen öyledir. Yani siz çocukluğunuzda da böyle hemen yatıp da uyuyan birisi değilsinizdir belki gençliğinizde. Mıydı öyle miydi? İleriye doğru mu gittiniz? Yani tabii yıllar içerisinde bildiğiniz yani gerçi, profesyonel sahne sanatçısı olduktan sonra ama hiç böyle ekstrem yani normal. Bu kadar değildi 12'de yani. Müzikalimiz bitti indik hep birlikte gençlik çağlarımdan bahsediyorum. Yani o evet. İlk başladığım profesyonel hayata evimize döndüğümüz zaman bir şeyler yedikten sonra uyuyordum yatağa yattığım zaman. Böyle bir bu şekilde bu denli hiç hoş bir şey değil bu. Değil. O zaman şöyle yapalım mı? Bölmek istemem. Hatırlamıyorum. Mesela. Sizin gibi çok insan var. Evet. Yani şu an toplumun, evet. Yani bir kere 100 yıl öncesine göre toplum 2 saat daha eksik uyuyor. Ve şu sabah 7 olmasın hocam da 3'te 4'te uyuyor tabii insanlarda. Hani 7 çok ekstrem ama hani 3'te 4'te. 2'de uyuyayım keşke. Evet. Bir tane örnek alalım mesela. 9'da kalkayım. Sizin nazarınızda bütün toplumu değerlendirelim. Evet. Diyelim ki geç yatıyor. Ne yapacağız değil mi? Evet. Yani ben bu kere böyle yatıyor olmam sağlıklı mı? Değil. Bunu değil, öğrendik. Değil. Sağlıklı değil. Çünkü evet. Melatonin vücudun en güçlü antioksidanı, anti-aging'i. Yani bütün bu maddelerden mahzun kalıyorsunuz. Evet. İkincisi kilo ile ilgili hormonlarınız ayakta kaldığınız i̇şte, zaman tabii, salınıyor. Yediğiniz her şey size yaramaya başlıyor. Tabii. Zayıflayamıyorsunuz. Ama mesela kilolu değil. Ama çok çalışıyor ama. Nasıl yemiyorum? Tövbe yiyorsun. Tövbe yiyorum. yiyorum işte yiyorsunuz yediriyor. Ama yediriyor hayatım evet. Şey dedim ya ama sana. Ama hayır yani bir hani çok saat kilo almışsınız sonra, öyle şey yok. Hayır, yok da mesela benim herkesin alıştığı bir vücut ölçüm var. Vardır. Herkes, uzunsunuz bir de. Mesela sen de kaç yaşına gelirsen gel herkes Çağla Şikeli ince uzun bir kadın olarak görmek ister. Allah çok uzun ömürler versin. Beni de hemen hemen bu incelikte değil ama kendine göre uzun boylu, evet. İnce fit bir kadın diyebilirler. O şaştığı zaman hoşuma gitmiyor. Anladım. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Hem sahnedeki bile. Seyirciye olan saygı açısından kendi hareketliliğim açısından. Önemli. Sevmiyorum mesela şu an bir fazla kilo olmayabilir ama bu da olmamalı. Uykusuzluktan. Gece ayaktasın, acıkıyorsun. İlla ki bir şey atıştırmak istiyorsun. Ve karbonhidrat tüketiyorsunuz değil mi daha ziyade? Yani işte mesela akşam yemeğinden kalmış salatayla kandırmaya çalışıyorum. Tatlı ihtiyacı. Oluyor mu? Oluyor. Var mı insülin direnci sizde? Şeker? Bilmiyorum hiç. Diyorum. Neden korktuğum için. Ölçtürmem bir şeker. Gece özellikle karbonhidrat sevgisi tabii. Başlıyor. Yani bak. Çünkü beyinde girelin diye bir hormon artıyor. Bu da sizin şekere karşı ilginizi artırıyor. Hocam İster uyumadıkça istemez. Yiyoruz ya. Bakın evet, uyumadıkça evet, yiyoruz. Evet, televizyon evet, karşısında eğer evet. Uyumuyorsak yiyoruz. Tabii, yani evet. Bu net bir bilgi. Şimdi evet. Gün içerisinde şunları yapıyor musunuz? Çiğdem Hanım lütfen siz de bakın. Tamam. İyi bir uyku için, iyi bir uyku nasıl alınırla ilgili birkaç tane maddemiz var. Mesela gün içerisinde bir şekerleme yapıyor musunuz sorusu. Ekran başındaki yapalım. İzleyicilerimize de soruyorum. 30 dakikayı geçmemesi gereken bir şekerleme yapıyor musunuz? Bu soruyu lütfen kendi kendinize sorun. İkincisi yatmadan evvel hatta kaç saat evvel hocamıza soralım. Kafein, nikotin tabii ki çok zararlı gibi uyarıcılardan kaçınmanız gerekiyor. Evet. Ne kadar öncesinde kafeine duyarlı insanlar için geçerli? Mesela benim en az 5 saat öncesinden çayı kahveyi kesmem gerekiyor. Yoksa mümkün değil uyuyamıyorum mesela. Evet. Normalde kafeinin vücuttan atılma süresi 6 saat. Ama yaş biraz daha arttıkça 40 yaşın üzerine doğru geldikçe daha da kısalmaya başlıyor, uzamaya başlıyor. Uzuyor. Daha yani evet. Uzuyor. Aramızda yüzden, 40 yaş üstü evet, yok. Yok. Evet. Dolayısıyla öğlen 3'ten sonra içmemek lazım. Öğlen 3'ten önce yani sizin için demiyorum tabii. Siz normal sirkadiyen ritimde olan evet. Bir insan için diyorum.
Normal 3'ten önce 2 bardak, 3 bardak içebilirsiniz. Ama ondan sonra mümkünse içmemek lazım. Çünkü beynin uyku merkezleriyle kafeinin etki mekanizması birbirine tıpatıp benzediği için uyutmuyor. Sebebi bu aslında. Günde 3 tane, pardon lafını bağlamak istiyorum, özür diliyorum. 3 tane Türk kahvesi içiyorum mesela. Günde. İyi. 3 ama bunu gece saat 5'te yaptığın zaman balkonda. Ha, o iyi değil, tamam. İyi değil tabii. O değil. Ha, uyumaya da elimde Türk kahvesiydi doktor o bey. O da güzel. Vallahi evet. Tam dayaklı kastı. Sonra niye uyuyamıyorum diye soruyor musunuz? Mesela kahve içmeme hiç denemez mi? Aa, niye böyle uykusuz kalıyorum tabii. Ama siz en çok sevdiğim şeyler. Vücuda zarar veren. Allah'tan hiç alkol şeyim yok. Öyle bir alışkanlığım yok. Evet. Katiyen uyuyamayan insanların veyahut da stres yaşayan insanların çok zararlı bir şey. Çok zararlı. Sağlığa çok her zararlı açıdan, olduğunu. Yani sosyal açıdan ve sağlık açısından. Ama diğer saydığı Çağlıcığımın. Evet, yapmamanız gereken diye saydığımı. Yapmamam gereken her şey var. Peki. İnşallah olmaz. Yağlı, kızarmış, baharatlı, sirkeli, karbonatlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız gerekmekte. Bir de egzersiz yapmak iyi bir uyku kalitesi sağlıyor. Evet. Nasıl aranız egzersizle? Sıfır. Sıfır, çok güzel. Devam ediyorum. Evet. Uyku öncesinde faydalı bir gevşetici alışkanlık edinebilirsiniz. Mesela nelerden destek alınabilir? Meditasyon mu, yoga mı, nefesler mi, bitki çayları mı? Neler olabilir hocam? Şimdi zaten biliyorsunuz insanlar da ilk uyuyamadıkları zaman hemen interneti açarlar, bir bakarlar ne yapalım diye. Önce perdeleri kapatın. Odanızı soğuk yapın. Ayağınıza çoraplar giyin. Çorap yapayım, unu yapın. Ondan sonra işte melisa otu için, papatya otu için. Bunlar yanına içine biraz daha anasam koyun. Bunlar sizi rahatlatın. İşte hindi eti yiyin, sizi rahatlatır. Ama problem burada değil. Yani ne yediğiniz, ne içtiğinizle alakalı değil. Tabii ki kahvenin ve uyarıcıların çok önemli tabii, etkisi var. Hocam. Bunlar tabii ki uyku hijyeni açısından çok önemli. Ama esas problem gece yattığın zaman kafanın içerisinde durmayan bir tane motor var. Onu diyecek. Var. Buradan, motor durmuyor yani. Durmuyor. Hocam motor benimki çalışıyor. Sanayi motoru. Evet, sanayi motoru gibi tır 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 çalışıyor. Önemli olan biz bu sanayinin motorunu nasıl durduracağız? Evet. Durmuyor bugün herhalde değil mi? Bunu konuşacağız. Şimdi hemen ne düşünüyorsunuz mesela? Aha. Problemler, sorunlar mı gereksiz insanların atıyorum? Anksiyete yani tabii gelecek var endişesi mı? Benim bu çağımda çekmemem lazım. Bu pandemiyle birlikte güvendiğim dağlar kar gördüğü için, kar yağdığı için artık rahat etmem. Yüksel Uzel hatırlarsınız Türk sanat musikisinin çok zarif muhteşem kadını çok güzel bir lafı vardı. Hammaliye bitti artık tahsilata geçtim derdim. Bir çok harika kadındır kulakları çınlasın. Hammaliye bitmedi olmaz. Bitmedi, olmaz. Yani bu süreç kırılgan meslek olan sahne sanatlarında çok da fazla birikim yapam. Beni bu açıdan hani bu da anksiyete ne olacak? Nasıl gelişecek? Elimdeki işte donanımlarım gitti. Evet. Nasıl gelecek bir ömür daha lazım? Evet. Bunlar şey ama hocam anlatmak istediğim bir şey tabii var. Çok kısa anlatayım. Tabii ki. Bu sene yaz başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok sevdiğim bir otel var. Oraya tatile gittik. Can arkadaşım Sema Aras'la birlikte. Hayattaki kankam. Tiyatroda beraberiz, her yerde beraberiz. İyi ki var. Ne güzel. Derd ortağım yani ne böyle. Güzel. Silah arkadaşım öyle dedi. Bizi misafir etti otel. Biz de dedik ki ayıp olmasın. Etimiz ağırlık yaratmasın. Bir oda yeter bize. İki tane yatak bir oda yani hani o genç kızımız da beraber kalırdık ondan ne sonra keyif. Hani aynı öğrenciyken aynı okullarda aynen öyle kadar. Semoş'la işte gündüz ondan sonra denizimize girdik falan akşam yemeğimizi yedik ufak bir yürüyüş yaptık gece 11.30 deyince ben uyudum. Emniyet duygusu yaşadım. Evet. Hocam daha iyi çözümleyecek. Her akşam hiç problem yaşamadan ben huysuzluk da etmeden ama şimdi çıkılır mı yukarı hadi biraz daha oturalım da ya demeden. Acaba uyuyacak mıyım diye bile düşünse aslında uyuyamayacakken. Ondan sonra nasıl oldu? Ben ne acayip. Sema'cığım vallahi Sema'ya da ben tavuk derim. Tavuk gibidir Sema 24 ben de, saat ben uyuyor. Ben de tavuk yani erken uyuyorum. Erken değil hayatım. 24 saat değil. Benimle aynı saat benden 6 saat önce yatar mesela ben de aynı saatte kalkar o tavuk. Çok uyur.
Tamam. Tavuk o, çeçesineyi sokmuş gibi o. Ondan sonra hocam, bir insanın daha aynı çatı altında olmasının verdiği emniyet duygusu olabilir mi acaba dedim. Birazcık kalbim kırıldı şu an. Yani kırılmasın. Biraz böyle bir kırıldı değil mi? Biraz acıdı yani. Yani yalnızlık duygusu. Tabii ki sizin yalnız değilim, orada... çok kalabalığım. Ama şimdi siz onların evet. annesisiniz. Siz onlara bakıyorsunuz, siz onları koruyorsunuz. Ama sanki sizi koruyan evet. bir başkası olduğunda o huzurlu uykuya var. Geçebiliyorsunuz gibi o bir şey O her zaman olmuş. Var hepimizin. Neden yalnızsınız? Neden böyle bir hayat oldu yani sizce? Terörle mücadele şubesi diyorum. Ebru neden yalnızız hayatım? Bak yeni tanışıyoruz sen de değil mi? Bak ama... Bak Ebru'ya sordum, hiç konuşmadık. Evet. Görür yani görmez arkası, çok sevdim. Neden yalnızız dedim bak. Evet. Bilmiyorum. Bu kadar hoş bir kadın. Estağfurullah. Yalnız olmasına imkan yok. Adam deli mi? Ebru Neşat Bey. Bugünden sonra bilir misiniz? On küsür kedi var. Hoş bir adam. Ya belki... On küsür kediyle yaşıyorum evde. Adam son sürekli. Ama bu bir tercih. Olur, ama hayır bu bir tercih meselesi. Evet. Siz seçtiniz yani yalnız olmayı ve hani o merhamet duygusuyla yaşamayı siz seçtiniz. Ama evet. sorunun ne olduğunu aslında hocamız şurada bitti diye aslında evet. söylüyor. Sen hoş oldu mu? Yani ne televizyonu açmanızı girdik yatağa da Semoş uyudu kendi yatağında. Ben hani açayım da televizyonun sesi kısık. Evet. O da yapmadı. Öyle bir şey de olmadı. Hocam evet. söylediğiniz, önerdiğiniz sağlıklı saatlerde uykuya daldım. Sabah gün nimetlerinden istifade etmek istiyorduk. Otellerin kuralları var şu saat. Kahvaltı saatine indik. Bütün gün denizimize de girdik. Hocam tam önerdiğiniz evet. aslında o beyaz yakalıların işte hani o asıl dikte eden şöyle yaşayacaksın. Evet. İstediği konuma gelmiştim. O 4 gün zarfında. Az önce de hocamız enteresan bir şey söyledi. Bir takım şeyler var uykuyla, daha sağlıklı bir uyku uyuyabilmek için diye. Günün iz bırakan sorusu biz şöyle hazırladık hocamız da eğer uygun görürse. Çorapla uyumak sağlıklı mı diye bir haberimiz var. Özellikle de kış aylarında çorapla uyumak sizi çok daha rahat hissettirebilir. Hatta bu durum kan dolaşımını da geçici olarak arttırabilir. Ancak tüm gece çorabınızı çıkartmazsanız tam tersi bir etki meydana gelebilir ve kan akışı yavaşlar. Genellikle de şey derler ama hocam hava serin olsun siz üstünüzü sıkı giyinin derler, doğru değil mi? Özellikle yatarken tabii. Mesela evet. Yani en ideal çorap... mesela yoğun bakımlardaki bizim ısı genelde 22 derecede tutarız. Çok iyi metabolizmayı düzene getirir. Evet. Oradaki habitatı düzenler. Ama çorabı uzun süre giymenin şu sıkıntısı var. Özellikle de sıkıysa dolaşımı bozuyor. Yani buradaki verdiğiniz haberin amacı bu. Hı hı. Yani dolaşım bozulmasın diye. Eğer onun yerine böyle hava alan, böyle pamuklu bir şeyler giyebilirseniz, böyle çok sıkmayan, evet. o da yine soğuk tutarsanız çok daha iyi uyursunuz. Hatta şunu yapsınlar mesela hava sıcak bir odada yatsınlar, bir de 22 derecede yatsınlar. REM patlaması dediğim rüya patlamaları açığa çıkıyor. Hmm. Hiç görmediğiniz rüyaları görmeye başlıyorsunuz. Hiç rüya görmüyorum. Nasıl? Rüya sayılarınız artmaya başlıyor. Çiğdem Hanım siz yatmıyorsunuz ki rüya görüyorsunuz. Hani doğru rüya görülmesi gereken saatte ayaktasınız. Ayaktayım evet. O yüzden hiç olabilir rüya görmüyorum ama gündüz rüyaları da var. Var eski yani şey evet, espri evet, yapıyorum evet. yani şey alıp yani alsanız. Hiç görmüyorum. evet. Hiç görmüyorum. Nedendir hocam hiç şimdi, görmemek? Çok fena. Şimdi aslında çok kötü değil. Aslında rüya görmemek iyi bir şey. Rüya Aa. Görmek iyi bir şey değil. Aa. Şundan dolayı. Beynin mekanizması şu, beyin rüyalarla kendini restore eder. Yani kendini siz isteseniz de istemeseniz de genç birinde, yaşlı birisinde de mutlaka rüya patlamaları ve rüyalar vardır. Ama rüya görenler niye görüyorlar? Şundan sonra dolayı rüya sonunda uyanıyorlar genelde ve o rüyayı hatırlıyorlar. Evet. Sizin aslında demek ki uykunuz uyuduktan sonra hı hı. solid hale, bir bütün hale geliyor. Evet. Bir bütün hale geldiği için de siz o rüyaları sanki görmüyor musunuz gibi. O yüzden de hatırlamıyorsunuz. Evet. Yoksa sizin her 60 dakika veya 90 dakikada bir mutlaka hepimiz rüya görüyoruz. Çünkü beyin böyle çalışıyor. Evet.
Bir haberimiz var, enteresan bir haber. Bu yeni bir araştırma, hocamızdan da yorumunu rica ediyorum. Hı. Nasıl uyuduğunuz öleceğiniz zamanı söylüyor diye bir başlığımız var. Evet. İnsanların nasıl uyuduğuyla alakalı 12 bin kişiyi inceleyen bilim insanları yeni bir araştırmaya imza attı. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada uyku yaşıyla ölüm riskinin doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıkmış. Dünya genelinde insanların uyuyarak geçirdiği süre hayatlarının yaklaşık 1/3 kısmını kapsarken yapılan çalışmalara göre ölüm riskinin en önemli işaretlerinden biri insanların geceleri birkaç kez hatırlamadan kısa süreliğine uyanması olarak açıklandı. Evet, çok önemli bir çalışma. Ben de yaklaşık 4-5 senedir teşekkür ediyorum. Beni davet ediyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar uykunun önemini anlatmaya, topluma uyku ne kadar önemli. Çünkü uyku sanki bize bahşedilmiş bir şey. Uyursun, geçersin, gidersin gibi. Dolayısıyla elinizdeki bir şeyi kaybediyorsunuz aslında. Elinizdeki en önemli anti-aging, yaşlanma karşıtı olan bir şeyi feda ettiğiniz bir şey. Ve onun yerine gidip kozmetiklere, işte bitkilere falan para veriyorsunuz. Aslında bu çalışma şunu gösterdi. Stanford Üniversitesi'nin anabilim dalı başkanı Emmanuel Profesör Emmanuel McNutt'ın 12 bin çalışmayı inceledi. Yaklaşık olaraktan 2 milyon insan üzerinde yürütülmüş bir çalışma. Evet. Ve şunu gösterdiler ki eğer uyku içerisinde sık sık bölünüyorsa, yani sık sık gece içerisinde uyanıyorsanız, tuvalete kalkıyorsanız veya hatırlıyorsanız, rüyalarını hatırlıyorsanız, uykunuz bir sık bir şekilde bölünüyorsa sizin ölüm riskiniz diğer insanlara göre 10 sene daha erken hale geliyor. Hmm. Ve hatta şuradan anlayabiliriz. Ailesinde Alzheimer olan insanlar veyahut da Parkinson olan insanlar bir baksınlar. Parkinson ve Alzheimer olmadan 10 sene öncesinde bu kişiler sık sık uyanıyorlar ve duvarlara vurmaya başlıyor. Yanındaki insanlara vurmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bir insan eğer 35 yaşından sonra sık sık uyanıyorsa, tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsa, uykusu bölünüyorsa, yanındakine tekmeler atıyorsa bu kişide ileride Parkinson ve Alzheimer gelişebilir. O yüzden uykusunu özellikle düzenli hale getirmesi gerekiyor. Bu önemli. Şimdi bir de uykudan önce olur mu demeyin, yapılabilecek bir takım egzersizler var. Hı hı. Fitness eğitmeni sevgili Deniz Yazıcı bizlerle beraber. Ne kendisini güzel. Spor eğitmenimizi buraya davet ediyorum. Aa. Deniz Hocam hoş geldiniz. Evet. Deniz Hoca harika. Nasılsınız? Birbirimizi hiç tanımıyormuş gibi yapalım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Merhaba. Eğitmen sevgili merhaba. Deniz ve hocamızla birlikte evet. Uyku evet. problemi yaşayanlar için özellikle uykudan önce egzersiz mi yapılırmış demeyin. Önemli egzersizler var ve bu egzersizlerin neden yapıldığını, nerelere etki ettiğini de hocamız anlatıyor olacak. O niye sen mi yapacaksın belki Merve? Belki hoca da yapar. Bakayım ceketle ne kadar olur. Hocam siz de yapın. Sana nasıl imza edeceğiz bilmiyorum ama bakalım. Tamam, Deniz'im birazcık evet. daha bunu şöyle tamam. çekebilir misin? Birazcık daha alalım şöyle. Evet sen de önden görün ve egzersizlerimizi minik minik gösterebiliriz. Evet. Buyurun. İlk kahraman duruşundan başlayalım. Kahraman duruşuyla evet. başlayalım evet. Şimdi bak niye yapıyoruz? Çünkü şöyle siz mesela şöyle omuzlarınızı düşürür müsünüz? Mesela bir omuzunuzu düşürün. Evet. Böyle omuzunuzu düşürken kendinizi mutlu hissedebilir misiniz? Hissedemezsiniz. Hayır. Bir beyinde iki şey aynı anda bulunmaz. Dolayısıyla insan kaslarını gevşettiği zaman ve dik pozisyonlara geldiği zaman beyine uyarı sinyalleri gönderiyorsunuz. Dolayısıyla aslında beyni rahatlatmış oluyorsunuz. Şimdi bu kahraman pozisyonu. Özellikle nereyi çalıştırıyor? Bel kaslarını çalıştırıyor değil mi? Evet. Ve bacakla şeyi geriyor. Evet. Aynı evet. evet çok güzel. Burada 20 saniye bekliyoruz. 20 saniye bekletiyoruz. Ne sinyali gidiyor ama bunu ne zaman aslında? Yapacağız? Akşam saat 5 gibi yapacağız. 5 gibi yapacağız. 5 gibi yapacağız. Tam prova daha, saati. Evet. 5'te prova esnasında. Ama zaten prova da yapıyorsunuz. Prova da yapıyorum evet. zaten. Bunu yaptıktan sonra ikincisi... öne doğru eğiliyoruz. Sanki secdeye gider gibi evet. yapıyoruz. Bu çok rahatlatan bir hareket. Evet. Ben evet. bakın çok rahatlatıyor bu. O evet. kadar böyle şey sanki anne karnında gibi. Evet, evet. evet. Böyle bir hayata yaşamın önünde evet. eğilmek gibi böyle tuhaf bir meditasyon oluyor benim için evet. bu hareket. Çok sevdiğim bir hareket. Evet. Çok rahatlatıyor. Yoga hareketleri bunlar. Bunlar yoga hareketleri. Yoga hareketleri. Şimdi bunlara tabii evet. düzen bir kere yani ilk kere yaptık diye uykumuz gelmiyor yani. Bu hareketleri süregen yapmak lazım. Evet. Yani yaklaşık bir hafta falan yaptıktan sonra düzene girmeye bunda başlıyor. Bunda amaç evet. hocam esnetmek, tabii gerilim ekmeği esnetmek, nedir yani? Ondan hem anladım. Esnetiyorsunuz hem evet. Vücuttaki adrenalin seviyesini düşürttürüyorsunuz. Bakın vücuttaki hı hı. Şeyler seyircilerimize yaparsa burada. Görecekler. Evet. evet. Adrenalin çok ciddi azalıyor. Hı hı. Hem de beyine giden kan miktarını artırıyorsunuz evet. bakın.
Evet, sen nasıl hissediyorsun mesela? Vallahi çok rahatlamış hissediyorum şu anda. Zaten her yaşta en güzel belime spor de, belime yoga de iyi geliyor aslında. Bu spor. Esnemek değil mi? Esnemek tabii çok ki. Önemli. Esnemek çok önemli. Şimdi, her yaşta değil evet, mi? Çok tabii ki. Kardiyoya da iyi bir şey. İnsan şimdi kalp köpek sağlığı. Duruşumuz var. Mesela burada da özellikle diyaframı çalıştırıyoruz. Bakın, evet. Diyafram gerilmeye başlıyor. Çok rahatlatan evet, hareketler. Hocam, bu çok herhalde tarafa akciğerleri geliyor, hacmini de arttırır mı? Aynı zamanda neye faydası var biliyor musunuz bu hareketin? Genelde biliyorsunuz 20. yüzyılın en büyük problemi bilgisayar başında durmaktan, öğrenciler de, ders çalışmaktan kamburluyor ve bu hareketi 20 saniye uzun yaptığınız zaman süregen yapacak olursanız kamburluğunuza da çok iyi geliyor. Evet. 20 saniye bu hareketi yapıyoruz. Bu arada o 20 saniyelik daha rahat bir uyku için 20 saniyelik egzersizlerimi sonra ekrana verelim. Belki izleyicilerimiz fotoğrafını çekerler. Evet, o anlamda evet, da çok faydalı evet, olur. Ben de bir diğer bakalım hareketimiz. Burada deve pozu. Mesela bu en zorlayan hareketlerden bir tanesi. Ve müthiş derecede vücuttaki bu gerilim reseptörlerini uyardığı için beyne artık sen rahatsın diyor. Yani beyinle vücut tam ters çalışıyor. Vücut strese girdikçe, gerildikçe beyin daha çok rahatlamaya doğru gitmeye başlıyor. Vücudunu daha çok geldiği için daha çok rahatlatıyor. Ay çok güzel. Evet, evet, teşekkür evet, ederim. Bunlar çok zor hareketler ama insan çalıştıkça yapıyor. Çok rahat evet, yapıyor tabii bunları hocamız. Bizim efendim için zor tabii. Ben de yapmak isterdim de. Niye hocam evet, yaparsınız? Valla üstümüz şey olaydı. Onur Hanım. Bir sonraki hareket. Omurga döndürmemiz var ama. Yapardık hocayla. Onlara bu söyleniyor. Köprüyü yaptım hocam. Evet. Çok güzel. Evet. Herhalde ellerimiz biraz daha buraya yakın, ayaklarımız buraya. Harika. Kelebek pozu. Evet, kelebek pozu. Bu bence buraya. Evet, kelebek pozunda da özellikle bel kaslarını çalıştırıyoruz. Hem bacak kaslarını çalıştırmış oluyoruz. Ekstansörler dediğimiz itici kasları çalıştırıyoruz. Özür diliyorum, bu köprüymüş pardon. Evet. 20 saniye köprü. Evet, 20 saniye duracağız. Çok evet, güzel. Sonra? Evet. Ondan sonra mesela kelebek dizden var hocam. Şurada da tamam, istiyorsanız hepsini evet, şuradan sırayla gidelim. Tamam. Kelebek pozu var. O kelebeği bu yapmayalım burada. Yapalım. Yapar mıyız? Yapalım. Biraz zor olur ama şey seyirciler için. Balede bunun de için bir advanced şunları bu. Okay. Yapalım. Bir gösterelim tamam, yine de. Evet. Belki seyircilerden advanced'lar vardır. Biz herkes kendimiz zannediyoruz. Vardır tabii, tabii ki. Tabii. Evet. O yapabildiği süper kadar yani bir de. Tabii tabii canım, zorlamadan bakın, buradaki değil mi? En önemli şey şu. Bunu yaparken nefesimizi de düzenliyoruz değil mi? Yani kendi nefesini de aynen, sessiz, sakin, karnından nefes alıp veriyorsun. Ve gitgide aslında hocam ilerleyebiliriz evet, yani yavaş evet, yavaş. Yavaş yavaş esneyebiliriz. Evet. Peki bunu yaparken şunu fark ettin mi? Böyle bir içinde bir rahatlama, bir aynen, kendini böyle daha sırtımda dingin hissediyorsun değil aynen mi? Ne bileyim, kasıklarda bir acı. Kulağımda bir acı. Aşırılarda bir. Mesela balede hocam şunları şu iki dizide değil mi? Aynen. İlk öğrendiğimiz bastırmalar. Tabii tabii. Evet. Yani o hani turn out dışarı dönük olması aynen lazım. Ama yaptıkça esniyor. Ağız ayırırlar bizi böyle. Esniyor. Tabii tabii. Eskiden tabii böyleydi evet, benim. Yavaş 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 esniyor, yavaş. Tabii. Evet, süper. Bir diğer hareketimizde hangisine geçelim hocam? Ondan sonrakinde evet dizde, dize yapalım. Evet, o çok rahatlatan bir şey. Bu da beli. Evet. Çok güzel. Hocam tabii bunu yapmaya çalışmak, denemek bile hani %100 başarmasa bile bu kadar evet, mükemmel. Çok iyi değil mi hepimiz için? Yani her yaştan şimdi insan kesin için. Kısa bir şey anlatayım. Mesela bana hastalar geliyor. Diyor ki hocam bana ilaç verme. Tamam, ilaç vermeyin. Peki sosyal hayatın nasıl? Sosyal hayatında evden dışarı çıkmıyoruz. Evet. Evdesin. Onun haricinde kafan karışmış. İlaç istemiyorsun ama beni uyut diyorsun. Nasıl uyutacağız? Evet. Yani beynin, vücudun mutlaka çalışaraktan beyni rahatlatması gerekiyor yani. Evet. En azından bu hareketleri hayatımıza oturtmamız lazım. O yüzden aynen, teşekkür ederiz. Çok güzel oldu bu hareketler. Teşekkür. Sonrasında da ve bir omurga döndürmeyi var. Evet, son bir egzersizimiz vardı. Evet. Omurga döndürmeyi evet, hocam. Evet, omurga döndürme. Tek set mi bütün bunlar? Bazen böyle iki bacaklar galiba. Evet, 20'şer saniye. O kadar kıymetli çok ki güzel, bu da mesela evet, çok rahatlatan. Aslında uyumadan tabii, hani uykudan önce akşam bunu saatlerinde böyle de anca vakit bulduğumuzda ben yapamıyor. Ben genelde böyle yapıyorum hocam. Aynen. Evet. Süper. Yani iki ayağı değil de 20 saniye yapıp eğer 10 dakika yaparsak 10 dakika bile yeterli. Evet. Ha, geç saatlerde diyorum. Zorlamadan, ya, sakin, zorlamadan derin nefesler yapabilir miyiz? Derin nefesler yaparsanız olur, evet, zorlamadan. Çiğdem Hanım şey yapalım mı? Hocamız az sonra da bir de uykuya geçerken nasıl bir nefesle ya, kendimizi evet, sakinleştireceğiz? Evet. Çok güzel evet, şeyler öğretiyor. Onlara da çok, az sonra bakalım. Çok. Ve en son herhalde ölü duruş evet, diyoruz ölü değil mi? Ölü duruşumuz var. Sizin dediğiniz gibi. Hı-hı.
Bu son. Herhalde zihni rahatlatıyor hocam, değil mi? Için dümdüz evet. duruyoruz. Burada şunu yapmak burada lazım. Burada ne yapmamız lazım? Bunu yaparken mümkün olduğu kadar kasları öyle bir bırakacağız ki. Bırak iyice. Bırak kendini. Bak böyle bıraktığımız zaman pat diye düşüyor olması lazım. Evet. Yani öyle bırakacak. Aynen böyle. Evet. Bunu yaptığınız zaman beyin burası müthiş da derece. Evet, ayakları da bırakacağız. Beyni tamamen gevşetmiş olacağız. Çünkü sizin de söylediğiniz için gergin olduğun zaman uyuyamaz. Aynen. Rahatlamak, nefes almak, zihni boşaltmak tabii ki çok önemli. Ben şimdi uykuya geçebilirim. Siz evet. uykuya geçerken hocamızın uyku öncesi yapabileceğimiz nefes egzersizlerini tabii. gösterebilir. Tabii. Deniz hocam çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Hocam matları da alabilir misiniz giderken biraz pratik olalım hocam. Evet. Bilmiyorum ben sana. Hocam çok yakın arkadaşım, yanlış anlaşılmasın. Peki. Şimdi nefes egzersizlerine geçelim ve hep birlikte yapalım. Evet. Yatmadan önce bizi sakinleştirecek, günün yorgunluğunu birazcık alacak hocam. Birkaç tane nefes egzersizi istiyoruz. Evet, olur. Buyurun. Şimdi onu egzersize başlarken çok kısa bir şey söyleyeyim. Birincisi, insanlar yaşlandıkça sosyal hayattan çekiliyorlar, değil mi? Yani emekli oluyorlar. Çocuklar evden, yuvadan ayrılmış oluyor. Ve insanların ondan beklentileri azalmış oluyor. Dolayısıyla bu bir insanı geriye doğru iten bir şey. İki, kadınlarda östrojen hormonu azalıyor. Östrojen kadınları en iyi uyutan hormonlardan bir tanesidir. Azalması direkt uykusuzluğa sebep olur. Evet. Yaşlandıkça gözde katarak oluşuyor. Katarak azaldığı için de göze gelen ışık miktarı azalıyor. Işık miktarı azaldığı için de uyku ve uyanıklık süreçlerini etkilemeye başlıyor. Ve yine yaşlanmayla beraber insan içerisinde en temel korkulardan bir tanesi existential anxiety dediğimiz varoluş anksiyetesi ve ölüm anksiyetesi başlıyor. Dolayısıyla bütün bu süreçler başladığı zaman ve gün içerisinde de habire uyarılar aldıysanız, yani bir iş yerinde patronsanız, bir iş yerinde çalışıyorsanız, ışıklardır, bilgisayarlardır, maillerdir falan bunlar sizi uyarıyorsa, siz bu kadar çalışmayla gidip yatağa yattığınız zaman bu beyni susturamazsınız. Doğru. Dolayısıyla beyni susturabilmek için hani şunu deseniz, ben yatağa yattım ve artık ben uyuyacağım, düşüncelerimi de düşünmüyorum dediğiniz zaman bunu yapamazsınız. Küçük bir çocuk gibidir düşünceler. Düşünce habire sizin peşinizde gelir, bırakmaz elini tutarsak sizi. Belki de. Evet, aynen. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani şunu demek lazım. Ben öncelikle tavsiyem şu. Gerçek anlamda bana uyumaya gelen hastalara şunu tavsiyede bulunuyorum. Birincisi, yatağınızın kenarına bir tane çöp kutusu koyun. Bu çöp kutusu sanal bir çöp kutusu. Deyin ki düşüncelerinize, ben şu an senden kısa süreliğine şu çöp kutusuna seni bırakıyorum. Ama sabah söz veriyorum. Saat 8.30'da, 9'da ne zaman uyanırsam tekrar sizle buluşacağım. Ama mutlaka da buluşmak lazım o düşüncelerle. Tabii ki, tabii onu kandırmayacaksınız. Hmm. Seni bırakıyorum. Yarın buluşmayacaksınız olursanız o düşüncelerinizle bir dahaki ertesi gün yemez bu numarayı. O yüzden onu bırakacağız. Bunu bıraktıktan sonra bakın. Beynin en iyi çalışma mekanizmalarından bir tanesi şuydu. Beyin 4 ile 7 hertz arasında uykuya geçer. Normalde şu an beyninizin aktivitesine baktığın zaman 12 hertzlerde çalışıyor. Dolayısıyla beyne tapping dediğimiz beyine bir vurma yöntemi var. Beyin tappinginde şunu yapacağız. Dünya üzerinde bakın çok meşhur bir tedavi yöntemi var. EMDR yani Eye Movement Desensitization Reprocessing. İnternete girip bakarlarsa onlar da görecekler. Biz de bugün insanlara böyle kendilerini yatıştırmak için uykuya dalmadan önce ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bir tane hareket göstereceğim. Kendimizi cuddling dediğimiz sarma hareketi yapıyoruz. Bakın beraber yapalım sizle. Çok etkisini evet. göreceğiz. Şurada klavikulalara buraya doğru, tam şuraya, köprücük kemiğine doğru. Birlikte yavaş yavaş bakın şu ritimde vuracağız. Tık tık, hızlı değil ama. Hızlı değil. Tık. Tık. Ya pış pış yapar gibi mi? Aynen pış. Evet tık tık. Şimdi bunu yaparken devam edin siz lütfen, ben konuşmam lazım. Evet bunu yaparken vurduğunuz ele doğru da kafanızı oynatmadan gözünüzle bir sağa aynen bir sola bakıyoruz. Bir sağa elinize doğru bakın ve bunu yaparken gözünüz kapalı yapın. Siz yapın lütfen, ben yaparken rasyonelini, mantığını anlatayım. Gözü bakın kapalı. Çocuğunuz uyurken bakın gözünü açın. Bir gözünün sağa bir sola gittiğini göreceksiniz. Bunu... Şu an neyi taklit ediyoruz yani bu göz hareketini yaparak? Evet. Hocam? Aynen bunu taklit ediyoruz. Çünkü çocuklar ya da biz uyurken gözlerimiz sağa sola gider ki travmaları silelim diye.
Şu an siliyor muyuz? Ay aynen. Araba silgeci gibi şey. Evet, ne o camın aynen. önündeki? Aynen öyle. İçinizdeki evet. travmaları siliyorsunuz. Dolayısıyla beyni yatıştırıyorsunuz. Beyni yatıştıran en iyi yöntemlerden bir tanesi. Bu. Bir sağa bakıyorsunuz, bir sola bakıyorsunuz. Sadece bunu düşünüyorsunuz. Ellerinizi evet. düşünüyorsunuz. Sağa sola bakıyorsunuz. Ve nefesinizde karnınızdan derin, sessiz, sakin, yumuşak ama nefesinize konsantre olmadan. Çünkü evet. nefese konsantre olunca beyin bu bunu sefer unuturum. Nefese uyumaya başlıyor. Silemem. Evet. evet. Asıl odaklanmam gereken gözlerimle sildiğim yer mi? Yoksa elimi vurduğum yer mi? Elinizi vurduğunuz yer. Öyle aynen mi? Öyle. Şimdiden öyle. Rahatlatıyor yani evet. gün içerisinde bile yapılabilir. Yapıyoruz? Bunu en az 20 dakika yapmak lazım. Her gün 20 dakika yaptığınız zaman. 20 dakika. Bu tekniği, 20 dakika. Yani evet. Mesela Prens Henry yazsınlar. Bir Google'da aratsınlar. EMDR yazsınlar. Bu resimleri görecekler. Dünya üzerindeki şu an en iyi popüler... İnsanları uyutma aman yöntemimiz kalmış. Bu. Aa ne evet. güzel. Ne güzel ben niye bir şey kaldım? Öğrenmiş ben oldum. Gitmişim. Evet. Rahatlatıcı. Gidiyordum ben de iyi ki çağırdınız. Öyle mi? Evet. Çağırmadınız. Niye çağırdınız? Gittim ben böyle geldim. Aa çok tuhaf. evet. Çok güzeldi. Yani şöyle yapalım. Mesela birisiyle denesinler buna inanmalar için. Mesela birisinin resmini şuraya dizlerine çizsinler. Böyle birinin sanal. Resmini herhangi. Bizimize çizdik. Unutmak evet. istedikleri birisini. Kim unutmak istiyorlarsa. Ha, unutmak istediğiniz evet. kişinin resmini dizi. Çok heyecanlı bir konuya denk geldi. Evet. Pardon bütün bacağı mı dik? Şuraya dizi çizin. Bunu çizdikten sonra da birisi sizin karşınıza geçsin. Size şu hareketi yapsın. Benim elime bakın mesela. Evet. Şöyle kalkayım şuraya. Bu hareketi yapıyoruz kafa oynatmadan. Bunu 100 kere yaptırıyoruz. Evet. Sonra 100 kere de bunu yapıyoruz. 100 kere de bunu yapıyoruz. Şu. Tekrar bir daha 100 kere yapıyoruz. Bakın buraya tekrar çizmeye başlayın. Çizemeyeceksiniz. Evet. Aa ne güzel. Bunu deniyorum. Bunu deniyorum. Tabii. Şimdi minik bir konu değiştirmem gerekiyor. Çok güzel bir görüntümüz var. Aslında daha önce okuduğu yüzlerce kitabı Güneydoğu'daki çocuklara, okullara bağışlayan bir Çiğdem Tunç var aa, karşımızda tabii ki. Ama onun dışında geçtiğimiz günlerde aha, evet. Kadıköy Belediyesi'nin Değiş Tokuş gününde evet. Sahnede kullandığı kostümleri çok uygun fiyatlara, çok cüzi fiyatlarda fiyatlara. Alıcılarıyla buluşturdu. Evet. O görüntüleri izleyelim mi? Sefahat evet. vardı yanımda işte o dakika. Pazarcı geldi. Hani. Bizim bu kıyafetlerimiz oyunlarımızda kullandığımız kıyafetler. Oyunlarımız bitince dolabı beklemesin dedik. Yani neredeyse yok pahasına. İnsanların çünkü alım gücü düşük biliyorsunuz. Yok pahasına getirelim. Hem komşularımızla tanışalım. Hep hayatın içinde olalım. Elden çıkaralım. Senin kazancın ne derseniz de yani hani güya kendi aklımızca ekonomi yapıyoruz. Bütün burada abiyeler şunlar bunlar yani dışarıda bin liranın altında bulamayacağı parçalar var. Onları çok çok düşük fiyata biz de tiyatromuzun ihtiyacı olan bir şeyi alıp aklımız sıra ekonomi yaptık diyelim. Ama asıl hani dolapta kalmasın gerçekten de. Şunlar falan rahmetli annem almıştı. Yani ruhu beni parçalayacak. Hiç sevmez çünkü hiçbir şeyine dokunulmasını rahmetli annemin ama hani insanlara gitsin gerçekten. Demin öğrenci geldi ama erkek, genç çocuk şunu çok beğendi. Çok yakışır ama omuzları sığmadı. Dedim ki şekerim kız için yani hani hanımlar için. 20 liraya 30 liraya vallahi verecektim. Gitsin çocuğun ihtiyacı. Bulamadığını alsın. Örnek olsun daha böyle burada güzel bir enerji var. Bütün sanatçı arkadaşlarım da gelebilirler. Şu anda burada Kadıköy Belediye'mizin davetlisi olarak bulunuyoruz. Belediyelerimiz böyle halkla buluşturan yeniden değerlendirme etkinlikleri düzenleniyor. Şimdi başından beri espri yapıyoruz pazar falan ama bu pazar diye aslında bir Değiş Tokuş günü. Onun için biz de yani elimizde olanı dediğimiz gibi insanlara alım gücü düşük insanların neredeyse yok pahasına vermek buyursunlar. Vallahi bayağı bir şey sattım ben. Uygun veriyorum çünkü 10 liraya, 5 liraya, 20 liraya satıyorum. Kızımın hiç kullanmadıkları, hediye olarak gelenler çoğu hiç kullanılmadı. Ve Kadıköy Belediyesi'nin böyle bir şey yaptığı için de teşekkür ediyorum. 150 mi? 100 mü? İndireyim mi? Çıkayım mı? İndireyim mi? Evet, 100 demiştim. 100 iyi misin senin için? 100 çok iyi.
Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok güzel gerçekten. Olur, dolapta duracağına. Allah seni bildiği gibi yapmasın. Maymunlar cehenneminden kaçış gibi çıkmışım. Aha, çok güzel. Sabahın tabii yine uykusuz. Aşk olsun. Yine böyle. Tüm güzelliğinizle buradasınız. İyi ki geldiniz. Çok güzel. Emeğinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyorum Çağla'cığım. Hakikaten belediyeler buluşma günleri. Evet. Ben halkın içinde olmayı seviyorum. O enerjiden beslenmeyi. İyi ki de bugün bizimleydiniz. Çok satmadığımızı çok teşekkür ediyoruz. Bağışladınız zaten aynı tabii zamanda. Tabii standları var. Evet. Necat hocama da çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra öncelikle eğitimci, yazar Polat Doğru hocamız bizlerle beraber olacak. Acı insanı nasıl değiştiriyor? İnsan hayatında değişim neden çok önemli? Kendini sevmek nedir? Yaşamla nasıl dost olunur? Bakacağız ve aynı zamanda 65 yaşında 10 yılda 28 farklı ülke gezen Ayşe Kurucu'nun keyifli hikayesi. Az sonra Çağla ile yeni bir günde. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Eğitimci yazar Polat Doğru hocamız bizlerle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gezgin Ayşe teyze, Ayşe Kurucu bizlerle beraber. Az önce minik anonsunu yapmıştım zaten, hatırlayacaksınız. 65 yaşında, 10 yılda 28 farklı ülke gezdi. Peki acaba bu hikaye nasıl başladı? Aslında elimde şöyle bir bilgi var. İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Ayşe Kurucu, eşinin kıskançlıkları yüzünden dışarı dahi çıkamazken son yıllarda dünyaya dolaşan bir gezgin haline geldi. Öncelikle müsaade ederseniz hocam bu tatlı hikayeyi kendisinden dinleyelim. Buyurunuz efendim, nasıl başladı hikaye? Yani eşinizin kıskançlıkları yüzünden sokağa çıkamama noktasına nasıl geldiniz, önce onu merak ediyorum. Evlilik boyunca hep öyle olunca. Kaç yıldır evlendiniz? Bayağı 20'ye yakındık. Bayağı. Evet, bayağı vardı. Hı hı. Sonradan işte boşandıktan sonra çocukları evlendirdim. Baktım hayat tek başına olmuyor. Bir şeylere, hayata karışalım en azından. Eşinizle beraberken? Hayır, hayır. Boşandıktan sonra. Tamam. Bu turlara niye katıldık. Niye boşandınız? Kıskançlıklı yüzünden mi yoksa? Kıskançlıkları. Peki mesela o kıskançlıklar, yani siz böyle bir hapis bir hayatı yaşattığını hissettiğiniz için, yoksa mesela kimisi de böyle hocam acayip kıskanılmaktan hoşlanır, böyle bu kadar yıl sonra bile eşim ama beni kıskanıyor aşırı falan olunca da. Tabii haddini aşınca onlar ne bileyim, bir modern bir hapishane dönüyor hayatın. Aynen, güzel. Yani söyledim. Dışarı çıkmanız mı yasaktı? Neydi Ayşe ablacığım, azıcık anlatır mısın? Ya işte her yönden kısıtlanınca hayat çekilmez oluyor. Tabii şiddet de giriyor. Muhakkak. Artıları geldikçe o kararı, o dönüme geliyorsun. Geliyorsun. Sizin bu kararınıza kendisi nasıl tepki vermişti? Sizi bu kadar kıskanan, evden çıkarmayan insan? Ya onu da kendine göre bir gerekçeleri var ama benim kararımı nasıl olsa etkileyemeyecek. Siz karar verdiniz. Evet. Ve söylediniz ve boşandınız. Evet. Sonra hayat sizin için yeniden başladı anladığımız kadarıyla. Evet. Çocuklar evlendikten sonra işte yalnız kaldım. Bir inancım üzerine bir hacca gideyim. Tabii birikimim yok, boşanmışım. Hayatın ortasına hiçbir şeysiz artık, birikimsiz düşmüşüm. Ay, bunu gidemeyeceğim maddi yönden ama bir gitsem, bir borcumu ödesem. Yani bir oraları görsem derken benim bir arkadaş var. Çevremde çok güzel diyaloglarım var. Arkadaşım dedi, benim damat bir şirket tur olarak çalışıyor. Bir git bak bakalım sana alternatif olarak neler sunacak. Hı. Bir gittik. Hı. O bana bir kolaylıklar sağladı. Ama Ayşe teze dedi, hem umre hem Mısır. O da bonusuymuş. İkisi birlikte. Bonus, evet. Tedirgin etmedi mi sizi mesela böyle bir teklif? Yok. Artık o hayattan kurtulunca benim içimde coşkular var böyle insanlardır. İnsanları da çok seviyorum. Böyle insanların görüşüne önem veriyorum. Evet. Yani değişik dünyaların onların bakış açısına, yani insanların böyle fikirlerine çok önem verdiğim için gittik, geldik, güzel. Ben bayağı 2-3 ay geldikten sonra tekrar telefon geldi beyden. Ayşe teyze, Suriye'ye gidiyoruz, o zaman savaş yoktu tabii. Hı hı. Suriye'de bayağı güzel yaşam vardı. Dedim ben sana yarısını vermiştim, yarısını taksitle ödüyordum. Benim daha borcum bitmedi. Ayşe teyze gel sen dedi, bana müşteri bul birkaç kişi. Evet, birkaç kişiyi bulursan dedi. Evet, ben ondan yüzdelerle inerim. Ay çok iyi. Geri kalan. Bağlı bir teklif yani. Yani arkadaşlarının çok önemi var. Gerçekten bana bir güzel bir şeyler verdi.
Gittik. Peki Suriye'de. Dil biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Yok, şirketle gittik. Beraber size tabii. Tercümanlık sonra yapıyorlar. Suriye'yi gezdik. Tekrar geldik. Bunun arkası geldi artık. Avrupa'dan bir tur başladı. 8-9 ülke. Ve herhalde sizin çocukluğunuzda böyle bir hayaliniz var mıydı? Vardı, evet. Yani hocam bu hayali gerçekleştirmek herkese yani nasip olmaz. Üzerine gittiğin şeyi bu eline alacağını, yani. Bu sağlam hayal. Üzerine bir gittiğin de... şeyi, fikrin, yani önüne çıkıyor, yıllar tabii sonra da olsa önüne çıkacağına inanıyorum ben. Azim fikir. İnandınız ve başardınız evet, da diyebiliriz aslında. Diyelim, evet. Tabii ki geçen yıllar insan bazen Türk keşke yapsaydım diye düşünmüş olabilir. Eminim her şeyin bir zamanı vardır. Muhakkak. Çevreniz nasıl tepki veriyor sizin böyle peki gezmenize? Vallahi, şehir geziyorsunuz ülke ülke. Çocuklarım vardı. Çocuklarım da pek karışmayınca çevre ne dedi benim ilgilendirmez. O bu benim hayatım. Ayşe abla geziyor dediler. Evet. Ne diyecekler? Ne yani hani bir acayip olan bir şey yok. Bu benim değer yargılım. Bu benim hayatım. Ama geldikten sonra anlatıyorum, onlar da özeniyorlar. Ama tabii ben bunun şeysini anlattıkça çevreden insanlar da buluyorum. Beraber arkadaşlık olarak gidip arkadaşlık geliyoruz. Onlar da hoşlanıyorlar. Şimdi arkadaşsız, teşekkür ediyorlar. Yani hoşumuza gidiyor arkadaşlık da sosyal evet, bir çevreniz evet. Var. Sosyal bir insansınız ama deli ki bize Ayşe abla reklamlar esnasında. Yalnızlık özgürlüktür dedi. Özgürlük. Çiğdem onu da hatırlayacaksın. Sevgili Çiğdem Tunç da dedi ki yalnızlık dedi insanı uyutmuyor dedi. O güvensizlik dedi hissi dedi. Mesela ben burada hocama sormak istiyorum. Tabii ki kişiden kişiye değişir bu ama tabii, muhakkak, nedir esası ne bunun? Yalnızlık özgürlük müdür hocam? Yani eğer birlikte olduğunuz sizin özgür olmanızı ortam sağlamıyorsa evet yalnızlık özgürlüktür. Yani yalnızlığın bir taraftan böyle bir sevimsiz tarafı var. Sen seçmediysen özellikle yalnız oluyorsan, yalnız kalıyorsan bir tatsız tarafı var. Ama diğer taraftan da eğer biriyle birlikte olmak senin kendi seçimlerini yapmana engelse onun yokluğu özgürlük olur tabii evet. Ki. Ya bu bir seçimse yalnızlık evet ama evet, bir tabii ki. Bir, zorbalık. Bir boşta kalma, bir yalnız bırakılma haliyse o çok kolay bir şey değil. Yani o insan, uykuları kaçırır. Kaçırır tabii ki. İnsan iki ilişkinin üstüne kuruyor bütün hayatını. Yani bizim bir yandan diğer insanlar var hayatımızda. Bir de kendimiz varız. İkisi de lazım. Yani doğru. Sadece ben olayımla da olamadı. Olmuyor. Sadece onlar olamadı. Olsunla da olmuyor. İkisini bir araya getirmeye kalktığımız zaman da işte o zaman ne kadarında yalnız olacağım, ne kadarında. Ben eğer yalnız olmayı seçiyorsam o bir seçim. İsteyebilirim hayatımın belli dönemlerinde, belli zamanlarında, belli günlerinde, belli sürelerinde bu kendimle temas edebilmek için, kendimle ilişkimi geliştirebilmek için çok önemli. Yani benden başka birinin sesini duymuyor olmak belli aralıklarla çok önemli. Bu söylediğiniz şey aslında kendin olmak, bencil olmak mıdır sorusuna beni itti. Tabii. Yani bu soruyu hı-hı. Sormaya itti aslında baktığımız zaman. Çoğu insan böyle düşünüyor. Hı-hı. Hayır, önce evlatlarım, önce yavrum, önce ailem falan. Çoğu zaman hepimizin bu sarmada girdiği, çıkamadığı, çıkmaya çalıştığı ya da çıktığı anda kendini çok mu bencilim acaba? Bütün dünya benim etrafımda dönmüyor hani diye düşündüren şeyler ama gerçekten mesela kendin olmak bencil olmak mıdır? Bunun arasında nasıl bir fark var? Çok büyük fark var aralarında ya. Kendin olmak meselesi bir başkası için seçtiğim şeyi onun bendeki değerinden dolayı ben istediğimden seçiyor olmak demek. Zorunda olduğumdan değil, aç olduğumdan değil, onun bana sunduğu bir şeyden dolayı değil, sırf ben istediğim için. Bundan dolayı da sen bana borçlu da değilsin. Arada, evlatlarımızı evet. Çok seviyoruz. Evet çok seviyorum. Ben de çok seviyorum evlatlarımı. Ama bana hiçbir borçları yok bana göre. Yani senin için şunları yaptım diyebileceğim bir durum yok. Hepsini ben istediğim için yapıyorum. Evlat olduklarından değil, ondan değil, bundan değil. Bir insanın kendisi olması meselesi aslında bana sorarsanız gerçek anlamda hayatı tadıyla yaşayabilmenin ön şartı. Yani bir başkası için bir şey istemeye engel değil bu. Doğru. Ben bir başkası için isteyebilirim. Hala tam aksine hala isterim. İstemez olur muyum ya? Yani benim hayatımda önemli insanlar var. Bunların varlığı benim için çok değerli ve onlar için istiyor olmam çok önemli. Ama ben onların istediklerini vermezsem benden giderler korkusuyla yapılmış bir seçim değil bu. Değil. Ben istediğim için veriyorum. Bana iyi geldiği için veriyorum. Ben uygun gördüğüm için veriyorum deme hali.
bence olabilecek en büyük zenginlik hali. Öbürü böyle bir banka sözleşmesi gibi. Taraflar aynen, birbirlerine bir şey aynen, bir şey vermeye söz veriyorlar. Duygusal anlamda bir sözleşme bu. Sen bana bunları verirsen ben de sana bunları veririm. Ne bileyim. Hayatı pazarlık ederek. Ama o zaman da zaten sürekli herkes kendi sınırlarını esnetmeye çalışıyor. Yani ben şimdi şuna anlaşmışken bir zaman sonra biraz tabii, daha yukarıya çıkayım istiyor. Bir de aşıkken inanılmaz esnetiliyor. Tabii ki canım, sonra yani da o damarlar o sertleşmeye başlayınca. Ama insanın öyle bir durumda esnemesinden daha doğal bir şey yok, evet, ki. Kur yaptığı bir dönemin içerisinde. Onu da veririm diyor, tabii ki, tabii bunu ki, da veririm diyor. Tam pazarlama dönemi evet, ama... Ama sonrasında böyle kafa yerine gelince lan biz bir yerde bir yanlış yaptık ya, galiba ya geliyorsun yani. Evet, o kör gözler açılıyor bir yerden sonra. Kendin olmak tablosu diye bir görüntümüz evet, var. Bir bakalım onlara. Hocamız bunların üzerinden bize böyle pıt 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 anlatsın. Nedir kendin olma tablosu? Ya biz şimdi ben uzun zamandır bu konuyla ilgili konuşuyorum. Şimdi böyle konular konuşulduğunda da çok felsefik kalıyor. Çok felsefik kaldığı zaman da insanların böyle bir ihtiyacı oluyor. Ya hocam diyorlar bir şey söylesene bize yani ne yapayım o zaman diye. Bir şey vardı hocam bana bir şey söyleyin. Tabii bana bir şey söyleyin. Ben en sonunda bir de tabii çok itiraz var. Şimdi kendin olmak da pek bir lüks hocam diyor. Yani biz diyor her gün çalışıyoruz diyor. İşe gidiyoruz, geliyoruz, çoluk var, çocuk var. Akşam o var, bu var falan filan. Benim diyor kendim olmaya fırsatım yok diyor. Yani evet herkes anlıyorum ama bu böyle bir şey değil. Hiçbir şey yapmıyorsanız dedim ya günde bir tane kahveyi kendiniz için ya. Yani onu da sizden başka birinin bilmesine gerek yok. Bu kahveyi sadece kendim için içiyorum. Şu önümüzdeki 5 dakikayı sadece kendim için ayırıyorum. Bu süre hiç kimsenin müdahale etmediği, hiç kimseyle paylaşmadığım, bana özel ben istediğim için kenara konulmuş bir süre. Bu işler için çok büyük ekonomi ayırmanıza gerek yok. Bu işler için çok büyük zaman ayırmanıza gerek yok. Bu işler için birileriyle oturup kavga etmenize gerek yok. Öyle olduğu zaman yavaş yavaş somutlaştıralım bunları dedik. Ayşe abla da tamamen kendi oluyor diyebilir miyiz? Yani sadece 5 dakikalık bir kahve molasındansa kendisi için şu an yok canım bilmem kaç tane ülkeyi gezmiş. Helali hoş olsun ben yani, büyük ama şimdi 20 yılın içinde ama ben kendim olamamışım. O 20 yıldan sonra. O geçmişten evet, kalanları evet, tahsilatını onun yapıyor şu anda. Yani yani böyle kendin açılma. Onun için insanları çok seviyorum. Bütün hani bakış açılarını onların gözünden kabul ediyorum. İnsanlarla dans edebilme bak. Gerçekten çok hayatla güzel, dans edebilme. Çok, çok güzel. Ay müthiş bir şey müthiş ya. Müthiş bir şey. Yani çok, bu çok kendini güzel, aşmadan çok hariç hayatı bir aşma. Yani bütün objektif köşelerden bakma. Ya hayatla dans ediyorum noktasına nasıl gelmiş olabilirsiniz yani o kadar? Ya çok mutlu yaşamak. Nasıl bir gençti? Çocuklukta nasıldınız? Gençliğiniz nasıldı? Kaç yaşına evlendiniz bu arada Ayşe abla özel değilse? Ben estağfurullah 18'i girdim mi doldurdum mu o civarlar. Nasıl bir gençlik hatırlıyorsunuz kendinizle ilgili? Ya normal bir Anadolu ailesi. Neredeydiniz abla? İzmir'deydim. Babam Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştığı için genellikle İzmir sahillerinde tamam, denizle ilgili olduğundan hep oralarda Çeşme, Karabuğunu, Datça, Didim, oralarda Kuşadası. Çok güzel. Şimdi çok güzel. Bütün evet, dünyayı evet, geziyor. Şimdi kendin ol kısaca tabii ki o kahveden bahsetti Polat hocamız. Birkaç tane de önemli nokta var burada. Mesela duygularınızı ifade edin. Evet. Negatif insanları bırakmak ki çoğumuzun herhalde yapamadığı, yapmaya çalıştığı. Zorlandığımız alanlardan bir tanesi. Nasıl hocam nasıl çıkarayım yani beraber çalışıyoruz aynı iş yerindeyiz falan hani gibi. Çok böyle hayatın odak noktasına koymak gibi. Hatalarında kendini geliştir konusunda birazcık duralım isterseniz. Evet, süper. Benim adım Hıdır elimden gelen budur demediğiniz sürece hayat belli bir yere gelmiyor. Yani evet, ben işte bilmem kaç yaşındayım 40 küsur yaşındayım 50'ye doğru geliyorum. 50 senelik bir birikim var burada işte annemden babamdan aldıklarım var doğduğum yerden birikim, aldıklarım var yaşam içerisinde aldıklarım var o var bu var falan filan ben farkında olayım ya da olmayayım bunlar bir tortu bırakmış bunlar Polat olmuşlar yani evet, ve bu Polat'ın bazı yönleri aslında öyle pek de matah değil yani olmayaydı iyiydi dediğim bir takım yerleri var yani. Hepimizin var canım. Yoksa herkes için çok mutluyum. Ama ne mutlu size yani hiç dinlemenize de gerek yok. Keyfiniz yerinde olsun bizlik bir durum yok demektir. Ama her birimizin kendiyle ilgili zorlandığı bir takım yerler var. Mesele şurada öyle ya da böyle bu arkadaşın içindeki bu Polatların bazıları sevimsiz. Yani ben onlara Polat ailesi diyorum. Benim içimde bir sürü Polat var. Bazıları ailenin hakikaten, bireyleri var. Evet evet bazıları hakikaten çok düzgün adamlar, çok hoşlar. Bazıları da yani öyle çok kafama yatmayan şeyler yapıyorlar. Ama hepsi benim. Buradaki temel mesele bütününü birden benim olduğunu kabul edebilmekte. İlk başlayacak yer burası. Yani insan bazen öyle bir noktaya geliyor ki kendin olabilmenin ilk şartı kendini tanımak.
Ondan sonra da eldeki malzemeyi kabul etmek. Eğrisiyle doğrusuyla. Ondan sonra ancak emek verebilirsiniz. Ya şuralarını acaba toparlayıp başka bir hale getirebilir miyim diye. Yani bu aile bireylerini iyisiyle kötüsüyle kabul etmeden kendini sevebilmek mümkün değildir. Ya hem kendi ailen için geçerli hem kendi içindeki senin varoluşlarınla ilgili bu. Çünkü benim hayatımın içerisinde en çok onları soruyor. Hocam diyor mesela bilmem kim diyor bilmem ne diyor beni rahatsız ediyor o oluyor bu oluyor falan. Aslında çözüm belli, çıkart hayatından yani. Nasıl çıkartayım diyor. O zaman kabullenmenin yolunu bulmak durumundasın. İki seçenek var. Bunun böyle gri alanları yok. Hem burada tutayım, hem her gün şikayetçi olayım, hem bilmem ne yapayım falan. En büyük problem orada bana sorarsanız. Yani bu kendin olma meselesini, bunu becerip becermediğini en net gösteren yer yaşamından şikayetçi olma davranışını sergileyip sergilememekle ilgili. Bir sor kendine bakalım ne kadar şikayet ediyorsun. Bakalım ya ne kadar şikayet ediyorsun. Çünkü malzeme bu, hayat bu. Başına gelenlerle işte yani hepsini sen mi seçtin? Hepsi senin isteğinle mi oldu? Yani ben bazen şeyi söylüyorum. Bir, hakikaten üstünde benim hükmüm olan işler var bu hayatta. Yani doğrudan Polat'a ait, doğrudan Polat'ın kontrolü altında. Bu sabah, o bile tam belli değil ama netice itibariyle kaçta kalkacağım 3 aşağı 5 yukarı benim hükmüm altındaydı. Yani saati belirledim. Hazırlık yaparken ne yapıp yapmayacağım benim hükmüm altındaydı. Onları belirledim. Beni alacak aracın kaçta geleceği 3 aşağı 5 yukarı belliydi, tamam. Ama arabaya bindikten sonraki kısmı İstanbul trafiğiydi. Yani biz 50 dakikada da gelebilirdik buraya. Evet. 1 saat 25 dakikada da gelebilirdik. 1 saat 25 dakikada geldik. Şimdi öyle olunca vay efendim bilmem ne oldu falan hani filan demek yerine. Hani 50 dakikada gelecektik, niye 1 saat 25 dakikada gelemedik işte, değil. Bazen evet. Olmuyor. Hayat böyle. Yani o anki halini okeylemeden gerçekten kendin olman mümkün değil. Yani bir bakıyorsun böyle. Ayşe ablaya ben bakıyorum. Çok rahat yapılabilirdi mesela. Yani zaten bitmiş gitmiş. Bir tane adam benim bilmem kaç yılımı yemiş. O olmuş bu olmuş. Yaşım bilmem kaç oldu. Ama o bitişlerde yeni hayat başlıyor. İşte zaten seçim orada. Tohumu atıyorsun, toprakla çürüyor. Tabii bak, tabii. Orada çürüyor bir ceset. O, ama içinden yıllara hükmedecek, i̇şte zaten, aykırıca bir cisim zaten çıkıyor. Seçim o Ayşe ablam. Yani oradaki hayat en temel seçim o. Seçmeyebilirdiniz. Bir taraf kazanç. Aynen öyle. Evet, buradan bir kaybımız var, bir giden var. Ben oturup ağlasam var mı bana dedim hiç kendim. Hiçbir faydası yok. İnsanlara küssem var mı yok. Beni hayata tutacak ne olur? İnsanların arasına karışma. Bir de ayrıyeten. İnsanları tanıma. Bu çok önemli. Ayşe abla da ben şeyi görüyorum. O benim çok hoşuma kayıpları gitti ya. Kayıpları kafana takmadan. Çünkü mesela ben bunu bir örnekle vereyim. Sabah kalktığımda çok güzel güneşli. Hani yağmurun ihtimali yok. Şemsiyesiz çıktım. Yolda bir an yağmur bastı. Ben şimdi gökyüzüne mi söveyim? Buluta mı kızayım? Şemsiye almadı mı kızayım? Kendimi mi döveyim? Ha ya. Ne seçim var? Sipere gireceğim, bekleyeceğim, yağmur gideceğim sonra oynuyor güle gideceğim. Hayat bu. Kayıplara takılmayacaksın. Hocam ne diyorsunuz? Ben şu an şoktayım da biraz. Geleceğe bakacaksın. Kendinle barışacaksın. Kendine önem vereceksin. İnsanlarla barışacaksın. Yani hayat bu. Bu kadar da çok şey öğretmiş olamaz ya. Estağfurullah. Yani ya Anadolu'da lafı var, darbeyi yedi mi beller diye. Benim çok sevdiğim bir laf. Ama insanın bak sorun yaşaması gerçekten çok güzel. İnsana hayatı öğretiyor. Ama seçim var. Kendimi yenmeyi kesinlikle öğretiyor. Kendimle barışık yaşamayı öğretiyor. Ben kendime şimdi çok mutluyum, barışıyorum. Bence ben barışık seçim oldum, insanlarla da barışıyım. Onu söyleyeyim. İş burada. Benim Ayşe abla da gördüğüm çok da hoşuma giden şey şu, bir seçim yapmış. Evet. Seçim yaparken yaşadığı deneyimden yola çıkarak bunu genellememiş. Şimdi biz şey çok rahat yapıyoruz. Yani acıları takılmayacak. Biriyle başına bir şey geliyor. Ve sonra diyorsun ki bütün insan evladı böyledir. Bütün erkekler böyledir. Bütün kadınlar böyledir diyorsun. Hayır ya o deneyimle ilgili. İstisnalar var. Çok İstisnalar var üstelik. Çok var. Yani çok öyle var. Bir tane iki tane değil. Oradan bakıp başka bir yere doğru gitmek. Yani bu hayat. Oradan seçebilme. Burada kendi düz istikameti kurma. Yoldaki çalılar dikenler olacak. Onları atlayacağım. O bana sonra tecrübe kazandırıyor. Devam. Ya devam. Peki. Hayat çok güzel. Acısıyla. Yani çok güzel fikirler ve düşünceler. Tatlısıyla. Ama herkesin böyle düşünebilmesi tabii ki kolay değil. Bir takım deneyim. İşte herkesin yaşam şartı. Evet. Bunlar tabii ki gerekiyor ama bana biz bunları kazandırdı. Sokağa çıktık sorduk. Dedik ki Ayşe ablacığım kendinizi seviyor musunuz? Size göre kendin olmak ne demek diye. Ve kendinize orada nasıl zaman ayırıyorsunuz diye sorduk. Bak nasıl cevaplar aldık. Evet. Merhaba, kendinizi seviyor musunuz? Kendimi çok seviyorum. Mesela en çok neyinizi seviyorsunuz kendinizi? Kişiliğimi, dürüstlüğümü, efendiliğimi,
İnsanlara güzel hizmet etmeyi severim. Önce ben kendimi sevmem gerekiyor ki insanlar da beni sevsin. Kendimi seviyorum, karakterimi de çok seviyorum. Ben tam bir tipi kova burcuyum. Önce ben kendimi sevmeliyim. Bana göre kendim olmak ne demektir? Güzel bir soru. Şimdi insanlar içinde bazı insanlar çok gururludur, bazı insanlar çok farklıdır. O insanlar kendi kendini ben işte buyum, ben buyum. Hayır, seni sen yapan senin çevrendir, senin toplumundur. Bu çok önemli. Kendinize güveniniz, insan olmanın hazını yaşamanız, insanlarla diyaloğunuz, eğitiminiz bunlar hepsi bir insanın bir bütünlüğünü oluşturuyor. Eğer bunları yapabilmişseniz, bunların içinde bir şeyler kapabilmişseniz insan olduğunu hissediyorsunuz. Kendim olmak, kendimi ortaya çıkartmam gerekir pozitif ve negatif yönlerimle. Kendim olmalıyım. Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ayırdığınızda ne yapıyorsunuz? Kendime vakit ayırırım. Ayırdığım zaman spor yapmayı severim. Vallahi ben yemek yemeyi bir defa çok seviyorum. O tip halimden, tipimden de belli oluyor. Benim karaciğerim değişti. Komple başkasının karaciğerini naklettiler. Herkes ölecek diye 58 gün komada yattım. Herkes ölecek diye beklerken ben yaşama tutundum. Çünkü yaşamayı çok sevdiğim için Allah da bana böyle bir şans verdi. Ona hep şükrederim. Spor yapıyorum, meditasyon yapıyorum. Kendimi seviyorum. Kendime zaman ayırmayı seviyorum. Çok güzel. Ya çoğunlukla aslında benim gözlemlerimden bir tanesi de insanın kendini beğenmesiyle insanın kendini sevdiğini anlaması arasında çok büyük bir fark var. Büyük fark. Değil mi? Mesela kendiyle dost olabilmek, işte o 5 dakikalık kahveyi hocamızın söylediği gibi kendine layık görüp hiç kimse olmadan tek başına baş başa kalabilmek, yaşamını muhtaç olmadan, bir başkasına muhtaç olmadan yürütmemize yardımcı olan faktörlerden o dostluk ve o duygusal bağlılık bizi ayakta tutan şey. Kesinlikle. Diyor Polat hocamız. Ben de kesinlikle. Ya, bir insanın kendisiyle dost olması hali eğrisiyle doğrusuyla mal benimdir diyebilmek. Çok güzel. Yani bu benim işte. Evet. Şimdi kabul anladın. Edebilmek. Kabul etmek lazım. Şimdi kabul ederken de şunun farkında olmak lazım. Sen bunu anladığın ana kadar bu işin günahı yok. Ben onu anlıyorum. Yani annemden olduğu, öğretmenimden olduğu, kocamdan olduğu, karımdan olduğu oradan eyvallah. Tamam, hepsi kabul. Ama şimdi anladın. Yani şimdi anladın. Buradan sonra her ne olduysa o artık seninle ilgili bir şey. Doğru. Dostluk önce onu kabul etmekte, eğrisiyle doğrusuyla bizim demekte. Ondan sonra da gitmeye çalıştığın yerle ilgili emek vermekte. İnsanın yaşamla ilgili, kendiyle ilgili iyi kötü bir hedefinin olması lazım. Yani bu hedeften kastım ülke gezmek, onu yapmak, bunu yapmak da olabilir. Ama özü itibariyle ya ben uzun vadede şöyle birisi olmak istiyorum diye kendinle ilgili kurguladığım bir hedef bu. Çünkü insan kendini inşa eden bir yaratık. Yani kim olmak istiyorum sorusuna bir cevap veriyoruz. Ben 20 sene önceki Polat değilim, 5 sene önceki Polat da değilim. Tabii. 1 sene sonra olacak olan Polat da değilim. Doğru. Bu değişim olacak. O zaman hiç olmazsa bunu ben iyi kötü yönlendirebileyim nereye gidecekse. Yani kendimizi değiştirebilmeyi akıl edebilmek, bence, bu fikre sıcak bakabilmek çok önemli. Çünkü çoğunlukla insanlar karşı tarafı değiştirmeye çalışıyorlar. Çok peki güzel. Sokağa çıktık, insanları değiştirebileceğinizi düşünüyor musunuz diye sorduk. Bakın nasıl cevaplar. Bakalım ne demişler. Merhaba, insanları değiştirebileceğimizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünemiyorum. Atomu parçalamak daha kolay. Çaba sarf etmek lazım. Niye değişmesinler ki? Yanlışı göre göre ısrarcı olmak doğru bir yaklaşım değil bence. Elbette ki insanlar değişebilir. Önemli olan istemek. Kesinlikle hayır. Çok sabit fikirde kalmış insanlar. Sizce dostluk ne demektir? Yani biraz klişe olacak ama vefa. İyilik, güzellik. Dostluk nasıl söyleyeyim, ölene kadar sadık olmaktır. Kötü gününde yanında olmasıdır. Yaşamla dost olmak denildiğinde ne düşünüyorsunuz? Kendinden barışık olmayı düşünüyorum. Kendini seveceksin. Hayata sıkı sıkı tutunmak. Hayatı yaşamak, güzel yaşamak. Yaşamla dostluk. Ay onu bilemeyeceğim. Evet. Çok güzel cevap. Soru zordu çünkü. Zor evet. Zor, bilmedikleri zor. Yerden ya da düşünmediğimiz yerden de gelmiş olabilir. Değişime dair önemli sözlerle devam etmek istiyorum. Acılar insanları değiştirir. Eğer bir insanı değiştirmek istemiyorsanız onu kırmayın. Çok önemli bir söz. Çok önemli ama bu kadar da kolay değil ya. Hiç değil. Değil hiç yani. Değil. Bu isteyerek istemeyerek bir hem şekilde. Hem kırmamak çok kolay değil hem de öyle her türlü kırgınlık
öyle bir değişiklik getirmiyor. Yani biz her birimiz böyle bizi var eden bütün o zeminlerle insan oluyoruz. Onlar da zaman içerisinde değişiyor, doğru. Evet. Travmalarda hakikaten değişim getirir. Başınıza kötü bir şey gelirse hakikaten aklınız değişir, gönlünüz değişir. Kaçını... İyi, sonrasında yani ne bileyim o acılardan sonrasında bizim hayattaki deneyimlerimizi kuvvetlendirecek, bir miktar daha bizi dik tutacak, bir miktar daha bir şeylere karşı daha kalkan oluşturmuş ya da nasır da diyebiliriz. Tabii tabii. Yani iyiye çevirmeye i̇yiye çalışıyorum. Yaşanan iyiye kötü... çevirmek mümkün evet. Ama o da emek meselesi. Başına kötü bir şey geldiğinde insanın böyle bir dramın orta yerindeymiş gibi şefkat toplayacağı şekilde hayatını sürdürmesi çok kolay. Çünkü biz şeye çok açığız yani birilerinin canı yandığında diğerleri şefkat vermeye çok açık oluyorlar. O da iyi geliyor insana. Hepimizin şefkate ihtiyacı var. Kesinlikle. Ben şimdi kendi dramımı buraya koyarsam şefkat görürüm diyor. Bir sürede buna doğru. Devam ediyor. Öbürü ise ya işte ne yapalım geldi başımıza ben güçlü biriyim buradaki muhabbeti hallederim diyebilmek. Başka bir şey ama o zaman şefkat gelmeyebilir. Orada da bir seçim yapıyorsun. Ya oturacağım ağlayacağım bunlar da beni sevecekler. Pırıl pırıl daha ne olsun yani. Daha ne olsun. Hedef o değil ki. Ama hedef o değil. Benim hedefim şu. Beni kutlama. Ben sizsiz de ayakta durabilmeyi aynen. Becerdiğim zaman sizin varlığınız anlamlı başarı. Hale geliyor. Siz yokken de ben ayakta durabiliyorsam sizin benim hayatımdaki yeriniz daha anlamlı bir hale geliyor. Evet. Aksi takdirde bir ihtiyaç ilişkisi haline geliyor ve ihtiyaç ilişkisi çok önerdiğimiz bir şey değil yani. Olmadığından değil her yerde var. Hepimizin hayatında var ama çok iyi bir şey değil. İnsanın kendi etrafındakilerin kendi başına var olabileceği bir ortam yaratması bence en değerli olanı. Yani o zaman yalnız olmadan da birileriyle bir arada olmak mümkün bir hale geliyor. Bu arada Ebru ne sürdün şu an? Ciğerim yandı. Böyle bir tuhaflık geldi bana. Ne sürdün canım? Elimde çelik macun var. Çelik macun sürüyorum. Çelik macun da hızlı kuruyor ama solvent bazlı bir şey. Bir şey dolayısıyla bazlı, evet. Evet. Kimimizin çok sevdiği, kimimizin nefret ettiği bir kokusu var. Bak şuna bakıyorum yani sevdiği derken. Peki. Değişime dair hocamız diyor ki eğer biri değişsin istiyorsan bil ki senin değişmen gereken yere işte gelmiş. Tam da o noktaya tam gelmişsindir. O noktaya. Ben niye değişeyim sen istiyorsun diye ya. Yani bir kere öyle bir durum var. Ben niye değişeyim sen istiyorsun diye. Çünkü sen bir şeyden memnun değilsin demektir. Bir başkasının değişmesini istiyor olman. Yani bendeki bir şeyden memnun değilsin. Hayattaki bir şeyden memnun değilsin. Aramızdaki bir şeyden memnun değilsin. Anlayabiliyorum bunu. Ama sen de verdiğin anlamı değiştirebilirsin. Başka türlü bakabilirsin. Eğer ben oturulur konuşulur o başka bir şey. Yani ben şunu söylemiyorum. Konuşulmasın, derdimiz anlatılmasın, talebimiz anlatılmasın demiyorum. Tabii ki anlatılsın. Ama değişip değişmemeye karar verecek olan karşımızdaki kişidir. Benim bir derdim var biriyle ilgili söylerim onu. Denemek peki değiştirmeyi denemek doğru mu? Bence şık bir şey değil. Her şeyden önce şık bir şey değil. Ve ayrıyeten de çok doğru gelmiyor. Neden doğru gelmiyor? Benim kendi hayatımla ilgili hükmüm olmayacağı bir duruma doğru gidiyoruz demektir bu. Yani ne münasebet ben kimseye böyle bir hak veremem ki benim hayatımda. Öyle olduğu zaman modern hapishane diye tanımladı Ayşe abla. Çok evet, doğru söylüyor. Kesinlikle. Ben niye senin kurguladığın hapishanenin mahkumu haline geleyim ki? Doğru. Tümüyle iyi niyetli olabilir. Bunu ana babalar yapıyor, bunu eşler yapıyor, bunu sevgililer yapıyor. Biliyorum yani evet niyetinizin temiz olduğundan iyi olduğundan eminim ama benim kendim olmadığım bir ilişkinin içerisinde nasıl bir yol yürüyeceğiz? Ayrıyeten başka bir şey daha söyleyeceğim. Bence önemli alanlarından bir tanesi. Sen istediğin için ben değişince... Bendeki karakterle ilgili fikrin nasıl bir şey olacak? Ben öyle bir adamım ki birileri isteyince dönüyorum, değişiyorum bilmem ne oluyor. Bugün ben istediğim için, yarın başkası istediğim yani için. Yani o zaman saygıyı da aynen öyle şey. Saygıyı da kaybettiğimiz bir yere doğru geliyoruz. Bunları görebilmek, farkında olabilmek çok çok önemli. O yüzden bu sohbetler bizim için çok çok kıymetli. Süremizin çok sonuna geldik ama çok teşekkür ederim Polat Hocam. Ben teşekkür ederim. Ayşe ablama da çok merak etmiştir. Aslında sen söyledin peki ama nasıl geziyor, neyle geziyor, ne kadar veriyor diye dedin. Az önce söyledi istersen bir kez daha söyle. Ya ülkelerin tabii uzaklığında yakınlığında fiyatlar değişiyor. Oradaki otellerin 5 yıldızlı, 3 yıldızlı, 7 yıldızlı olmasında değişiyor. Evet. Şirketlerin
dedi. Tercih ettikleri şeylerle değişiyor. Değişiyor. Çok değişimler var. Var tabii ki de ama sen anladığım kadarıyla gezdirecek ve yanına eşlik edecek arkadaşlar bulduğun zaman tabii. bununla ilgili bir indirim falan gibi bir şey mi alıyorsun? Tabii. Nedir? Tabii. Müzelerden biraz düşüyorlar. Ay çok onlar da kazanıyor. Ama onlar da kazanıyor. Ben de kazanıyorum. Kız macentası olmuş aşağıda. Ya mutlu ediyor insanı. İnsan kendini barıştırıyor. Harikasınız. Her gerçekten sizi tanıdığımızda çok çok memnun olduk. Ayşe ablama bir alkış istiyorum. Gerçekten harika. Polat hocama çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sizi buradan uğurluyorum. Ve hemen diğer konuğumu davet ediyor olacağım. Uzman diyetisyen sevgili Ezgi Maraşlı geliyor. Buyurunuz. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi birazcık da güzelliğimizi konuşalım, cilt bakımımızı konuşalım. Mesela cilt bakımı yaptırmaya karar verdiğimizde öncelikle nelere dikkat etmeliyiz? Yani bir medikal tedavi yaptırmaya karar verdiysek ben de bir hizmet alanı olarak baktığımda tabii ki en önce bence olması gereken hijyenik bir ortam mı? Evet. Bence cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gereken hijyenik bir ortam olup olmadığı. Nasıl mesela cilt bakımı yaptırmaya bir kişinin karar vermesi gerekiyor? Cildinin tipine göre değişebilir, insanın yaşına göre değişebilir. Neye göre karar vereceğiz peki buna? Yani şöyle aslında, şimdi bence her cildin zaten bakıma ihtiyacı var. Her cilt bir bakım yaptırması gerekiyor. Orada yaptırılan bakımlar, yapılacak bakımlar değişiyor ama kişi güzel yaşamak istiyorsa herkesin düzenli bir şekilde bakım yaptırması gerekiyor. Peki, kaçlı yaşlarda başlaması gerekiyor? Ben mesela ben hemen oğullarımdan da birazcık söyleyeyim böyle. Minik minik pütürcükler çıkmaya başladığında mı, ne bileyim işte güzel bir temizlik, malzeme kullanımını öğretmek gibi. Özellikle genç kızlarımızda tabii ki çok meraklı. Minik minik işte allıklar hem falan nasıl, sürülüyor. Hem de nasıl? Ve cilt tabii ki hem sadece kimyasal malzemelere değil, dışarıdaki kirli hava koşullarına da maruz kalabilir. Bunun için yapılabilecek en masum temizlikle başlayalım, sonra devam edelim. Işte. Yani şöyle, bize şimdi şey de çok başvuruyor. Ergen bakımı diyoruz biz aslında onlara. Yani yaklaşık böyle işte 13 yaşından itibaren kız da erkek de bakım yaptırabilir. Ama orada kullandığımız ürünler çok önemli. Yani orada biz daha soft ürünler kullanarak hem cildi temizliyoruz hem de daha soft ürünlerle, yani ergenlere yönelik oluşturulan ürünlerle bakımı gerçekleştiriyoruz. Çünkü özellikle evet, mesela artık erkek çocukları da çok fazla rahatsız oluyor ama kız çocukları ciddi anlamda günümüzde artık hani sosyal medyanın vesaire gücüyle de daha temiz, daha fresh bir cilt farkındalığı oluştu bana göre. Tabii ben öyle söylüyorum. Birazcık da şey, sosyal medyadaki filtreler de değil aynen mi? Aynen öyle. Yani oraya baktığımız filtre cildinde kadar mükemmel olursa olsun oraya böyle baktığın zaman ki aşırı pürüzsüzlük, beton yer gibi yani olması niye öyle değil hissi. Ve bu sefer hiç olmayacak. Doğalında olması gereken belki bir kılcal, belki minik bir lekeyi bile kafaya takar oluyoruz değil mi? Aslında maalesef bunda böyle bir dezavantajı var. Kesinlikle. Peki yaz aylarından çıktık. Şimdi cildimize nasıl bakmalıyız? Lekelendik. Yani lekeler aslında bizim başımızın belası. Leke işlemleri çok zor işlemler. Gerçekten hani hep şey sorulur. Lekede biz kesin çözüm alabiliyor muyuz? Kesinlikle tamamen lekeler gider mi diye. Biz bunu çok fazla duyuyoruz ama lekeler yazın ortaya çıkarlar. Kışın baskılama işlemleriyle birlikte biz birazcık daha görünür halde, önemli olan yani kişinin onu çok görünür halde olmaması. Aslında leke oluştuğunda yani ona çok dikkat etmek gerekiyor bence bir kere. Hani leke oluşumu, diğer cilt problemlerini bir şekilde halledebiliyoruz da leke çağlanıp inanın çok zor. Çok inatçı oluyorlar ya. Evet. Yazın tam makyaj yapmadığımız zamanlarda çıkıyor. Kışın tam ben ekrandayım işte ne bileyim güneş koruyucu sürüyorum vesaire. O zaman gidiyorlar ve spesifik hep aynı yerden aynı şekilde kendi güçlendirerek devam eden bir gerçekten sıkıntılı bir durum. Çünkü orada zaten bir kere bozulma oluyor. Siz ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın o değişmiyor. Siz onun sadece o görünür pozisyondan baskılamanız gerekiyor. Birazcık baskılıyoruz. Evet. Peki akne tedavisi yaptırıyorsak mesela o sırada cilt bakımı yapmaya devam etmeli miyiz? Kesinlikle. Yani aknelenmenin en büyük problemlerinden biri aslında kirli cilt. Komedon oluşumu, komedon yani siyah nokta oluşumu. Dolayısıyla da bir kısır döngüye giriyor kişi. Yani akne, evet akne tedavisi yaptırıyor ama bir yandan
bundan korkuyor. Akneler, bakım yaptırırsam aknelerimde daha fazla artma olur mu diye. Hayır, orada bir uzman tarafından doğru analiz sonrasında doğru akne bakım protokolü oluşturulursa çok doğru bir işlem. Çünkü aknelerin büyük bir çoğunluğu komedon sonrasında akneye dönmesi. Komedonu da temizlediğimizde bu sefer aknelenmeyi durduruyoruz aslında. Peki gebelikte ve özellikle emzirme döneminde cilt bakımı yaptırılabilir mi? Hangilerinden faydalanılabilir? Gebelikte de cilt bakımı yaptırılabilir. Bunu şöyle düşünün, yine ergen bakımı gibi. Yani ne kadar soft bakım yaptırırsa kişi o kadar gebeliğine de zarar vermeyecektir. Burada işte kimyasallardan uzak durması gerekiyor. Yani bakım yapacağı kişinin bu konuda gerçekten uzman olması gerekiyor bence. Peki o zaman cildi doktorlar tarafından gerçekleştiren medikal tedaviler uygulandıktan ne kadar sonra cilt bakımı yapılıyor? Hı hı. Yani bize en sık gelen sorulardan biri de bu oluyor. İşte ben işlem yaptırdım, doktor işlem yaptı. Ne zaman cilt bakımı yaptırayım? O soruların karşılığında biz şöyle söylüyoruz. Yani yapılan işleme göre de tabii ki değişir bu ama işte botoks, dolgu vesaire yaptırdıktan bir 15 gün sonra ya da bir 15 gün öncesinde cilt bakımını yaptırması çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü o tarz medikal tedavilerin süresini de uzatıyor. Cilt bakımı cilt kalitesini arttırdığı için yaptırdığı işlemin kalitesini arttırıyor aslında. Düzenli cilt bakımı yaptırmanın cilde olan faydalarından bahsedelim. Biz cildimizde herhangi bir kusur vesaire görmediği zaman bu cilt bakımlarının düzenliliğini birazcık bozabiliyoruz. Yani ben de bakıyorum işte cildim çok kirlendi, hemen gideyim bir cilt bakımı yaptırayım diyorum. Ama güzelken sorun yok. Evet, güzelken sorun ama mesela bunun rutinde düzgün ve periyodik şekillerde yapılmasının öneminden birazcık bahsedelim. Yani bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Geçen de bir danışanım geldi, işlem yaptırmak istiyor cildine. Daha medikal bir işlem yaptırmak istiyor. Doktorumuz da işlem yapacak kendisine ama tavsiye etmedi. Çünkü cilt kalitesi o kadar iyiydi ki dedim ki genetik yapılı herhalde. Çünkü biz bazen gerçekten kadınlar olarak çok atlıyoruz bunu. Herhalde genetik yapılı cilt yapınız bu şekilde, elastikiyeti çok iyi. Hayır dedi, düzenli ayda bir cilt bakımı yaptırıyorum ben. Ne bakımı yaptırıyormuş? Sadece düzenli temizlik cilt bakımı. İşte birazcık daha medikal ürünlerin kullanıldığı. Yani ben de şaşırdım ve İleri bir yaştaydım. Vallahi harika. Peki cilt tiplerinin kullanması gereken vitaminler nelerdir? Cilt burada analiz. Bakalım. Analiz önemli. Analiz önemli. Yani biz mesela bununla ilgili ben hakikaten rahatsızım. Şöyle rahatsızım. Çünkü bir şeyler duyuyoruz. Duyduğumuzun karşılığında işte C vitamini kullanıyor diyor arkadaşım. Çok iyi geldi. Ben de kullanayım. Benim de cildime iyi gelsin. Işıl ışıl olsun, parlasın. C vitamini hani ışıldatır ya cilde. Ama bir yandan bize gelen kişinin bakıyorum aknesi var. Aslında C vitamini bir yandan akneyi de arttırır. Yani evet. Onu da bilmek lazım. Evet. Dolayısıyla orada analizi doğru yapacak. Bir uzmana gidecek. Analizini yapacak, diyecek ki senin işte kuru cilde sahipsin. Bu vitaminleri kullanman gerekiyor. Ya da işte yağlı cilde sahipsin, bu vitaminleri kullanman gerekiyor diye bence önce bir uzman analizi her zaman. En önemlisi evet. O. Geri kalan nemlendiricimiz falan tamam ama böyle bir vitamin desteği alacaksak da mutlaka bir uzmandan destek almamız gerekiyor. Çünkü şu an gerekiyor. Çok havalarda uçuyor. Niasinamidler, A vitaminleri, çok. C vitaminleri, arbutinler. Şimdi biz de heyecanlanıyoruz biliyor musunuz hocam, yani hangisini kullansam acaba diye ama bu noktada tabii ki kozmetiklerin dışında da beslenme ve su tüketiminin öneminden de bahsedelim isterseniz. Ben şöyle söylüyorum, diyorum ki işte ne ürün kullanalım cildimizde, ne yapalım, ne sürelim dediklerinde diyorum ki suyun yaptığı hiçbir işi hiçbir ürün yapmıyor. Vallahi öyle. Gerçekten öyle. Yani, nem mi istiyorsun yani, su iç. Nem, sebum salgısı, yağ bezi salgımızı, aknelenmeyi arttıran yağ bezi salgısını dengeye mi getirmek istiyorsun, akneni mi azaltmak istiyorsun dediğiniz gibi. Ona faydası var ya da nem mi istiyorsun, neme faydası var gibi. Suyun yaptığı hiçbir şey inanın hiçbir ürün yapmıyor. %50 çok cilt problemlerini çözüyor diyebilirim. Bol bol su içmemiz önemli. Günde 3 litre. 3 litre. 3 litre evet. 3 mü? 2 litrede dengeye geliyoruz. 3 litrede biz artık ciltteki farklılıkları görmeye başlıyoruz. Başlıyorsunuz. Evet. 2'den sonrasında. Evet, evet. Arttırıyorum. 2'yi de 2'yi 3'e çıkartıyorum inşallah. Medikal cilt bakımı peki aralıkları nasıl olmalı hocam? Yani özellikle de kış aylarına şimdi giriyoruz. Yazdan da çıktık. Ne kadar da bir düzenli bakımı yaptırmamız önemli?
Yani şöyle, ayda bir mi yaptırayım hocam, 15 günde bir mi yaptırayım, yok sizin ihtiyacınız yok, 2 ayda bir gelseniz olur mu diyorsunuz, nasıl oluyor? Burada da yine kişi geldiğinde cildin analizini gerçekleştiriyoruz, diyoruz ki işte kuru cilde sahip, işte o ciltlerin ben yine çok problemli değilse cilt 1,5 ayda bir gibi tavsiye ediyorum. Çünkü ciddi anlamda da bütçe işi bu iş. Tabii ki tabii ki. Evet, bütçe işi, yani hani kişi görüyorum evet gelmek istiyor ama bir yandan da bütçesini zorluyor. Evet. Birazcık da o anlamda mantıklı çerçeveye oturmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mesela kuru ciltlerin daha 1,5 ayda bir, yağlı ciltlerin muhakkak ayda bir yaptırdığında cildindeki birçok aknelenme, yağlanma problemin durma noktasına geldiğini gözlemliyorum ben. Yani bunun altyapısında aslında temizlik yatıyor değil mi hocam? Kesinlikle, temizlik çok değerli. Peki ciltteki gözeneklerden bahsedelim. Yapısal olanların haricinde cildimizdeki gözenekler neden oluşuyor? Neden zaman geçtikçe genişliyor? Ve gözenekler için şu anda neler yapılıyor? Yani gözenekler için birçok doktorlar tarafından uygulanan işlemler de var. Evde kullandıkları ürünlerle de gözeneklerini sıkılaştırabiliyorlar. Yani burada genetik yapılı, genellikle genetik yapılı oluyor gözeneklerin geniş olması. Bu tarz kişilerde de sebum salgısının, yine yağ bezi salgısının aktif olduğu kişilerde gözeneklerin daha açık olduğunu gözlemliyoruz. O noktada onu dengede tutacak, yani o gözeneklerin açılmasını dengede tutacak uygun bir nemlendirici, uygun bir temizleyici ve güneş kremi olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Evet. Güneş kreminin öneminden aslında şu noktada hep biz yaz, işte güneşe çıkmadan önce sürelim diye düşünüyoruz. Ama mesela benim şu anda bu stüdyoda olan ışıklar da lekeye yapmaya çok dedi. Ben korumayla güneşten çıkıyorum. Güneşten daha tehlike altındasınız şu ben anda. Ben her gün normal fondöten kutusu kullanmıyorum. Ben direkt 50 koruma faktörlü renkli krem sürüp çıkıyorum. Yoksa ben bu ışıkların altında inanılmaz lekelenirsiniz. Lekelenirim normalde. Dolayısıyla bu noktada isterseniz kışın da korumalı krem sürmenin öneminden biraz bahsedelim. Yani şöyle aslında şimdi yaz döneminde eskiden şey diyorlardı, ya ben 10 sene önce güneşleniyordum, hiçbir lekem vesaire bir şeyim olmuyordu. Böyle yatardım güneşin altına sabahtan akşama hiçbir şey hiçbir şey olmazdı. Olmuyordu. Zaten güneşlenmeyen olmak mı değildi? Şimdi onların faturasını ödemiyor muyuz hocam? Şu an faturasını ödüyoruz. Çünkü neden? Eskiden küresel ısınma bu kadar yoktu. Şimdi küresel ısınmanın bu kadar yoğun olduğu bir yerde artık ultraviyole ışınları direkt geliyor ve direkt lekeyi cilde oturtuyor. Direkt. O yüzden de 2 saatte bir güneş kremimizi kullanmak durumundayız. Evet, yani normal kışın da karlı havada da yine. Her zaman. Her zaman. Gün ışığı, güneş değil aslında. Gün ışığından kendimizi korumamız gerekiyor. Cilt bakımından sonra, yaptırdıktan sonra peki nelere dikkat etmeliyiz? Cilt bakımından kişi o gün cilt bakımını yaptırdı. Evde düzenli bir kere ürünlerini kullanması gerekiyor. Biz bir gün sonrasında genellikle cildine hiçbir şekilde su değdirmesini ya da herhangi bir şeyle temas etmesini istemeyiz. Cildini korumasını isteriz. Sonrasında da evde düzenli kullandığı ürünlerle işte bu cilt bakım sürelerini de uzatabiliyor. Yani rutin çok önemli bence. Rutin. Çok önemli. Yani özen istiyor. Kesinlikle. Sürekli bakacaksınız. Şey diyorum yani, ev temizliği gibi düşünün. Vallahi ya ben öyle. Bir kez yaptırdım, bir daha yaptırmayayım cilt bakımı. Ev temizliği şey gibi yok. Düşünün. Yani nasıl evi temizledim, bir daha temizlemeyeyim gibi bir şey yok. Yok. Cilt bakımı da böyle bir böyle şey. Böyle bir temizlik istiyor. Peki siyah noktalar neden oluşuyor? Ve siyah noktaları nasıl tedavi uyguluyorsunuz? Kendi kendine, özellikle de gençlerimizin işte ne bileyim minik bir buhar tutup kendi kendine sıkmalarının ne gibi bir zararı olabilir? Sivilce lekelerin oluşmasının sebepleri nelerdir? Bunlardan biraz bahsedelim. Yani şöyle, bir kere siyah nokta oluşumun en büyük sebebi tabii ki hormonal yapı var, genetik yapısı var. Bunun haricinde yaş var, ergenlik döneminde daha fazla oluşuyor. Bunun haricinde de cildini düzenli temizlememesinden genellikle kaynaklanır komedon oluşumu. Cilt temizlemesiyle birlikte bunu büyük oranda engellemiş olacaktır. Bunların akneye dönmemesi için düzenli temizlik gerekiyor. Peki diyelim ki döndü. Yani akneye döndü. Oynamayacak onlarla ve şimdi orada buradan mesela minik bir pratik bir şey verebilir misiniz? İşte şunu şöyle damlatabilirlerdi, şöyle bir çay ağacı yağı vesaire, öyle bir şeyler duymuştum ben. Söyleyebilir misiniz? Bir şey. Hızlı kurutmak için mesela bir yani biz genelde bu salisilik asitlerden yardım alırız. Akne aktif akne üzerine salisilik asit şeklinde uygulama yapabilirler. Ama şeylerin de nasıl diyeyim, mesela çay ağacı özü evet kullanılabilir ama orada da kişi çok hızlı sonuç görmeyince yine mutsuz oluyor. Yine bu sefer eller gitmeye başlıyor. Ama canım başlıyor. Yani diş macunu süren bile var yani yeter ki çıkmasın diye. Öyle değil mi hocam ama? Var. Çünkü şey kurutmak var. Burada asıl amaç herhalde.
herhalde diye düşünüyorum. Kurutmak değil mi? Gerekiyor. Ben aktif aknelerin kesinlikle çok net bir şekilde, yani gidecek, uzmana danışacak, sonrasında o yol haritasını çizecek. Çünkü hani biz ne desek o kadar çok aknelenmeye sebep olan faktörler var ki bence ergenlik döneminde en büyük sebebi, Çağla Hanım söyleyeyim size, tabii ki abur cubur. Yağlı, karbonhidratlı ya da işte paketli gıdaların tüketilimi mesela ergenlik dönemindeki çocuklarda gözlemlediğimiz en çok arttırma sebeplerinden biri. Yanlış beslenme. Kesinlikle yanlış beslenme. Cilt nasıl canlandırılır hocam? Böyle bir, yani hiç böyle bir lekesi mekesi olmasa da böyle ölü solgun bir cilt nasıl canlandırılır? Yani orada işte vitaminlere biraz destek. Yani orada cilt diyor ki yani ben solgunum artık, elimden bir şey gelmiyor. Besle kendi beni diyor. Evet, kendi kendime bu işin içinden çıkamıyorum diyor. Orada işte biz atıyorum hyaluronik asite, C vitamine vesaire, bunlara başvurmamız gerekiyor. Birazcık daha yoğun bakımlar vermemiz gerekiyor. Yani rutinin dışında işte nemlendiricisiydi, temizledi, güneş kreminin dışında vitaminlerden destek almamız gerekiyor. Peki hocam, var mı eklemek istediğiniz Yok. Son olarak? Çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için biz teşekkür ediyoruz. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla ile Yeni Bir Gün devam edecek. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Ne durumdayız Ebru'cum? Bitti. İkinci kat boyalarını da attık. Jilet gibi rafların, oldu vallahi. Elimizden geldiği kadar rafların da tamirlerini yaptık. Şimdi elimde led ışıklar var. Ha, şunlar mı? Bakayım. Evet. Şunu bir gösterelim. Böyle böyle yapıştırmalı mı Aynen, oluyor? Aynen Çağla. Bunların hepsine bak, birer tane fiş hazırladık sağ olsun, Kasım abi bize yardım etti. Arka taraflarına bunları yapıştıracağım. Işıl ışıl bir TV ünitemiz olacak. Ay, çok Perşembe güzel. Günü son halini göstereceğiz. Tamam. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu kime gidecek acaba? Vallahi bilmiyorum. Çok iyi ürün çünkü. Yani tabii ki çok fazla evet. telefon geliyor. Evet. Ekibimizde en çok ihtiyacı olan kişiye mutlaka verecektir evet. diye düşünüyorum. Evet. Sahibini çok bulacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bu süslemeleri yapabilecekleri her ortama uygun bir renge de sahip olduğunu düşünüyorum. Evet. Eski yeni hali de şu anda ekranlarınıza gelsin. Eskiden bir gardıroptu. Şimdi bir TV ünitesi oldu. Güzel günlerde, son parçalarını koyacağız. İnşallah en son halini de Perşembe günü evet. görüyor olacağız efendim. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.